Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Biliyorum hepiniz heyecanlısınız. Bir aylık bir süreçten geçtik. İlk sunumlarınızı yaptınız ve artık ikinci etapa arkadaşlarımız belli oldular. Şimdi ilk ekiple başlayacağız. İlk ekibimiz Brüt Beton. Kendilerini tebrik ediyoruz ikinci tura kaldıklarından dolayı. Brüt Beton'daki arkadaşları bekleme odasına alabiliriz. Sunumlarını yapmak üzere. Brüt Beton bizi duyabiliyor mu? Geldiler. Hoş geldin Emine. Duyuyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Dilersen sunumuna başlayabilirsin, açabilirsin sunumunu. Tabii ki başlayacağım. Önce arkadaşıma ulaşmam lazım. Tabii. Geldi henüz sanırım. Ulaşamadım arkadaşıma. Geldi mi? Geldi. Tamam. İsmail'cim sunumu paylaşabilirsin sesini duyuyorsan. Ama birlikte o yüzden Esma'yı bekliyorum. Siz konuşun. 5 dakikalık sürenizi başlatacağım. Daha sonra özgürlerimizin sorularını cevaplamak için tekrar 5 dakikalık süreniz olacak. Tamam, teşekkür ederim. Esma sesin kapalı eğer başladıysa. Tamamdır. Şu an geldi değil mi ekranım? Gayet güzel görebiliyoruz. Başlayabilirsiniz. Tamamdır. Merhaba, biz Brüt Beton grubundan Esma ve Emine. Projemiz sürdür.com. Biz Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencileriyiz. Okuduğumuz bölüm dolayısıyla inşaat sektörüne hakimiz ve dünyaya vermiş olduğu zararın da farkındayız. Gazi Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumundan aldığımız verilere göre inşaat sektörü dünya genelinde tüketilen enerjinin %50'sini, suyun da %42'sini bina yapımında ya da kullanım sürecinde harcamakta. Biz bu sektörü doğaya uyumlu, çevreye zarar vermeyen sürdürülebilir bir hale getirmek istiyoruz. Peki sürdür.com nasıl bir platform? Sürdür.com insanları sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendiren, bu bilince sahip kişilerin de kazanç elde etmesini sağlayan bir platform. Bu platform ile çevre dostu yapılar hakkında bilgi sahibi olunabilecek, sürdürülebilir ürün satışı yapan firmalar, kişiler ürünlerin daha fazla alıcıyla buluşturabilecek. Tasarladığı ya da satın aldığı mekanların sürdürülebilir olduğundan şüphe duyan kişiler de yine bu platform ile her türlü desteği alabilecek. Şimdi sürdür.com'u inceleyelim. Sürdür.com ilk aşamada kendini tanıtmak ve güven kazanabilmek için yaptığı araştırmaları takipçileriyle paylaşan bir web site olarak piyasaya girecek. İleride yapacağı projeleri de anlatacak. Bu kısa bir süreç, kısa bir süre olacak. Buradaki amaç insanlara sürdür.com'u tanıtmak, güven kazanmak, hem satıcı hem de alıcı için belirli bir kitleye ulaşabilmek. Daha sonraki aşamada hemen mağaza özelliği devreye girecek. Mağaza özelliği ile birlikte sürdürülebilir ürün ya da sistem satışı yapan satıcılar ürünlerini alıcıyla buluşturabilecek. Sürdürülebilir ürün satışı yapan firmalar oldukça az insanlar tarafından biliniyor. Bu yüzden de tercih edilmiyor ve daha az alıcıya hitap ediyorlar. Biz mağaza özelliğimiz ile satıcıları daha fazla alıcıyla buluşturmak istiyoruz. Şartımız ürünlerin tamamen sürdürülebilir olması. Alıcı aynı ürünü satan farklı satıcıları karşılaştırabilecek, ürünün bütün özelliklerini görebilecek, satıcıya istediği soruyu sorabilecek, teknik destek alabilecek. Bu şekilde alıcıyı en güvenli ürünü alabilecek, satıcı ise kısıtlı alıcısı olan ürünlerini daha fazla kişiye pazarlayabilecek. Web sitemizde sunacağımız bir diğer hizmet ise EkoYapı projesi. EkoYapı bir sürdürülebilir dönüşüm projesi. Hayata geçmemiş mimari projesini sürdürülebilir olarak dönüştürmek isteyen bir inşaat firması
bize başvurduğu takdirde mimari projesini belirlediğimiz sürdürülebilirlik parametrelerine göre dönüştürüyoruz. Yine aynı şekilde kullanımda olan bir mekanı dönüştürmek isteyen mekanın sahibi bize başvurduğunda mekanı bu parametreler doğrultusunda iyileştirip gerekli durumlarda ise tam dönüşümü sağlıyoruz. Peki sürdür.com ekoyapı projesinin neresinde? İlk olarak dönüşüm isteyen kişiler veya firmalar sürdür.com üzerinden bize ulaşabilecekler. İkinci olarak ise inşası biten mimari projenin reklamı ve satışı yine sürdür.com üzerinden yapılabilecek. Satışta olan mekanların sunumu yapılırken web site kullanıcıları ihtiyacı olan mekanı arattıklarında yalnızca mekanın görsellerini, fiyatını veya metrekaresini görmeyecekler. Aynı zamanda dönüşümün başından sonuna kadar takipçisi ve destekçisi olduğumuz projenin fotoğraflarla ve belgelerle desteklediğimiz bilgilerine ulaşabilecek her aşamasına şahit olabilecekler. Böylece güven içerisinde alışverişine devam edecekler. Sürdür.com'un hedefleri neler? İlk olarak sürdürülebilirlik bilincini oluşturmak. Daha sonra çevre dostu firma ve kişilere destek olmak, sürdürülebilir yapılarak ürünlerin, malzemelerin kullanımını arttırmak, kısıtlı alıcısı bulunan doğa dostu firma ve kişilerin kazanç elde etmesini sağlamak. Sürdür.com kimlere hitap ediyor? Sürdürülebilirlik hakkında olmak isteyen kişiye, aradığı çevre dostu ürünü bulamayan alıcıya, sürdürülebilir ürünleri pazarlayacak platform bulamayan satıcıya, tasarımını, ofisini, evini sürdürülebilir hale getirmek isteyen kullanıcılara hitap etmektedir. Peki sürdür.com'u farklı kılan nedir? Tamamen sürdürülebilir ürünleri pazarlayan satıcıları bir araya toplaması, satıcıları destekleyerek daha fazla alıcıya ulaşmalarını sağlaması, her türlü konuda hem satıcıya hem alıcıya teknik destek vermesi, hazır mimari projeleri sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda revize ederek dönüştürmesi, insanlarda sürdürülebilirlik bilincini oluştururken bu bilince sahip kişilere de her türlü desteği vermesi. Tabii bu platformla ilgili anlatacak ve geliştirecek daha çok projemiz var ama kısaca sürdürü.com'dan bahsetmek istedik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlarımıza sormak istediğiniz bir soru var mı? Diye jürilerimize döneyim. Ben çok kısa bir soru sormak istiyorum. Tabii ki Koray Bey. Türkiye'de sürdürülebilir inşaatlarla, evlerle ilgili bir şey var mı? Bir pazar şu an ne durumda, nereye gitmesi planlanıyor? Hiç bir istatistik var mı? Bir üniversitenin yaptığı ya da bir kurumun yaptığı? Şöyle, araştırmalarımızla baktığımızda bu tarzda böyle toplu bir platforma rastlayamadık. Hani tamamen sürdürülebilir ürünlerin toplandığı, satıcıların bir araya getirildiği bir platform henüz yok. Böyle bir pazarda böyle bir boşluk. Buna bağlı olarak ben de bir soru sorayım müsaadenizle. Yeşil bina ya da enerji verimli bina danışmanlığı veren şirketleri araştırdınız mı? Bu konuda bir araştırmanız var mı? Evet, onlara baktık. Bu firmalar mevcut. Desteklerini veriyorlar ama dönüşüm olarak bir destek yok. Yani sıfırdan tasarlıyorlar bunu. Daha önce tasarlanmış ya da hazır bir mekanı dönüşüm olarak görmedik. Yani biz rastlamadık. Bu konuda bir istatistik var mı elinizde? Mesela bu danışmanlığı veren kaç firma var Türkiye'de? Kapsamı nedir yaptıkları işin gibi? O istatistiksel bilgileri veremeyeceğiz size. Çünkü toplamadık. Teşekkürler. Ben devam edebilir miyim? Tabii. Teşekkürler sunum için bu arada. İki tane hızlı sorum olacak. Birincisi, şu an ürün proje hangi aşamada? Yani ürünü geliştirmeye başladınız mı? İkinci olarak da globalde bunu yapan farklı örnekler, hem rakip hem de alternatif çözüm olarak var mı başka şirketler? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Şöyle, projeyi geliştirmeye başlamadık. Aslında daha düşünce ve sunuş aşamasındayız. Globalde de baktığımızda yine dediğim gibi farklı şekilde ürün satışı yapan ya da farklı siteler üzerinden ürünlerini pazarlayan kişiler var. Ancak toplu bir şekilde sadece sürdürülebilir ürünler satan ve sürdürülebilir satıcıları toplu bir platforma toplayan bir web sitesi henüz rastlamadık. Ve dediğimiz, arkadaşım da dediği gibi sıfırdan projeyi dönüştüren, sıfırdan projeyi sürdürülebilir hale getiren kişi firmalar çok. Ama biz
var olan bir projeyi, var olan bir mekanı tekrar sürdürülebilir hale getiren, onu dönüştüren bir firmaya rastlayamadık maalesef. Ben de çok kısa sürdürülebilirlik hakkında birkaç bir şey sormak istiyorum. Yani sürdürülebilirlik herhangi bir anlama gelebilir aslında. O kadar çok kullanılıyor ki. Bunu ölçmeyi planladığınız 2-3 tane metreyi paylaşabilir misiniz? Yani o evi tasarımı ne sürdürülebilir yapıyor ve nasıl ölçeceksiniz onu? Şöyle ki özellikle şuna dikkat etmek istiyoruz. Evde kullanılan enerji kaynaklarının tamamen sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bunun yanında şuna da dikkat edilmesini istiyoruz. Bu evin dönüşümünde kullanılacak, yani dönüşümünde çalışacak kişilerin tamamen haklarına sahip oldukça ne diyebilirim, işçi haklarıyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum ama oldukça haklarına sahip olmasını istiyoruz. Bunun yanında da estetiğine ve evin kullanışlı olmasına da dikkat etmek istiyoruz mekanları. Ben vakit var mı Batur Alp, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki Hakan Bey. 2 dakikamız daha var. Tamam. Sürdürülebilirlik maalesef dünyada da öyle ama Türkiye'de daha fazla pahalı bir iş. Yani sizin bahsettiğinizden ben şunu anlıyorum. Sürdürülebilirliği sizin anlattığınız şekilde çevreye duyarlı bir sistem olarak algıladım ben. Bilmiyorum doğru mu algıladım. Fakat bunun maliyetleri Türkiye'de oldukça yüksek. Zaten beton kullanım açısından da Türkiye maalesef karanlık bir karneye sahip. Sizin isminizin de brüt beton olması da enteresan aslında. Orada da güzel bir bence şey yapılmış. Siz peki bu maliyetlerin insanlar tarafından kabul edilebileceğine inanıyor musunuz? Veya bununla ilgili ne tür çözümleriniz olacak? Ya şöyle ki mağaza kısmında farklı kullanıcıları, farklı satıcıların ürünlerini satmasını istiyoruz ki alıcının maliyet konusunda karşılaştırma yapabilmesini istiyoruz. Hem de satıcıların rakibine göre ürün fiyatını belirlemesini istiyoruz. Proje kısmında da daha yani ne diyebilirim, projeyi dönüştüreceğimiz kişiye daha az maliyete getirmek istiyoruz ama tabii ki sürdürülebilir ürünler biraz daha pahalı olduğu için bunu yapabilmemiz biraz zor olacak ama yine de en iyi şekilde yapmayı düşünüyoruz. Sadece bir şey söyleyeyim, belki araştırırsanız faydası olur. Küçük 2 katlı bir binada, evde su biriktirmenin, yağmur suyunu biriktirmenin ve onun kullanımın maliyetini araştırırsanız aslında bu söylediğimi çok net görebilirsiniz. Bu maliyetlerle ilgili ciddi şekilde bir azaltma ya dönüp çözümler geliştirirseniz çok işimize yarar. Teşekkür ederim. Aslında şu da var. Ne kadar sürdürülebilir ürünler ilk aşamada alıcıya pahalı da gelse, geniş çapta baktığımızda ona maliyeti uzun zamanda daha az gelecektir diğer ürünlere göre. Bu da alıcıyı belki bir noktada cezbedebilir. Teşekkür ediyoruz Esma. Rica ederim. Görüşmek üzere, başarılar dilerim. Görüşmek üzere, sağ olun. Değerlendirmelerinizi tamamladıktan sonra Kranes ekibine alarak devam edeceğim. Ben tamamım. Bunda bir işaret verirse çok sevinirim. Tamam, süper. Betül Hanım. Ben de tamamladım. Bekliyorum. Süleyman Bey ve Gülce Hanım, sizler ne durumdasınız? Benim de tamamdır. Tamam. Erman Bey. Kamerayla ufak bir problem yaşıyorsunuz sanırım. Ben de tamam. Aynen. Şu an iPad kullanıyorum. O yüzden çok komik hallere girdiğim farkındayım ama dönmedi bir türlü. Sinir de oldum. Erman, taş döndürücüsün bugün. Abi.
Herkes tamamsa Kranes ekibini alarak devam ediyorum. Yusuf hoş geldin. İzleyebiliyor musun? Merhaba, buradayım. Pardon. Tamam. YouTube'dan kapattım da. Ondan dinliyorum. Evet, ikilem olmasın seslerimizle. Evet. Sunumu başlatabilirsin. Başladığın zaman süreni açacağım. Tamam, ekranı paylaşayım. Ben sunumu hazırlamıştım. Tamam. 5 dakika hatırlatıyorum. 1 dakika kala da haber vereceğim. Tamamdır. Şu an gözüküyor mu acaba? Gayet net görebiliyoruz. Tamam, ben başlıyorum o zaman. Bugün size sürdürülebilir eğitimle ilgili sunumumuzu takımımız adına sunacağım. Dünyanın en büyük ve temel sorunlarından birisinin eğitim olduğunu ve eğitimle ilgili sorunların çözülmesiyle birlikte diğer pek çok sorunun da çözebileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple sürdürülebilir kalkınma amaçlarından birbiriyle bağlantılı olduklarını düşündüğümüz 4 ve 10 numaralı amaçları seçtik. Eğitim hakkında araştırma yaparken eğitimdeki eşitsizliklerin en büyük sebeplerinden birinin ekonomik dengesizlikler olduğunu belirledik. Kendimize eşitsizliğin sebebi ekonomik de sorduk. Ekranda gördüğünüz istatistik, TÜİK'in hane halkı tüketim harcaması 2019 raporunda. İstatistikte görüldüğü gibi en düşük gelir seviyesinden en yüksek gelir seviyesine doğru gidildikçe hanelerin eğitim için ayırdıkları bütçe artıyor. En düşük seviyeli gelir grubunda eğitim ayrılan bütçe %3.2 iken en yüksek gelir kesimde %64.5. Görüldüğü gibi neredeyse 20 kat fark var. Bu aşamada kendimize şunu sorduk. Düşük gelir seviyeli bireyler için ücretsiz nitelikli eğitime ulaşmak mümkün mü? Hedef kitlemize var olan online eğitim platformları yeterli mi sorusunu yönelttik ve ekranda gördüğünüz cevapları aldık. Canlı ders veren veya vermeyen çoğu platformda bilgi karşılığı ücret istemiyor. Var olan ücretsiz eğitimler özel ders yapısına uzak. Öğrencilerin eğitmenle iletişime geçebileceği canlı dersin kendisi sunan platform yok. Hedef kitle analizimizin bir sonraki aşamasında katılımcılara şunu sorduk. Online eğitim aldığımız platformun ücretsiz eğitim vermesi onu tercih etmemizi ne ölçüde etkiliyor? Katılımcıların %70'ine göre eğitimin ücretsiz olması tercihlerini etkiliyor. Anket sonuçlarımızdan yola çıkarak bir çözüm geliştirdik. Nitelikli eğitime ücretsiz ulaşma sorununu üniversite öğrencilerinin hem yaşta kendinden küçüklere hem de yaşıtlarına bilgi birikimine aktarmasıyla bir nevi imece usulü bilen bilmeyen öğrenecek şekilde gönüllüyle esas alarak çözebileceğimizi düşünüyoruz. Çözümümüzü uygularken kullanacağımız yöntem web sitesi oluşturarak kurduğumuz platform üzerinden gönüllü eğitmenlerle ücretsiz ve canlı şekilde özel ders formatında eğitime ihtiyacı olan öğrencileri buluşturmak. Şimdi projemiz web sitesine yakından bakalım. Gönüllü eğitmenlerimiz ile 5 ana başlık altında eğitim vermeyi, lisans üstü seviyede eğitim gören mentorlarımız ile lisans ve lise seviyesinde öğrenciler arasında network oluşturmaya başlıyoruz. İlk ana başlığımız bilgiye giriş. Bu ana başlık altında amacımız, disiplinler arası yaklaşıma katkı sağlayacak şekilde öğrenmeye meraklı bireylerin ve fırat dışındaki konularda da kendilerini geliştirebileceği, ilgi alanına göre ders oluşturabileceği bir ortam oluşturmak. İkinci ana başlığımız yabancı diller. Üçüncü ana başlığımız programlar ve algoritma. Dördüncü ana başlığımız ise temel tasarım programları eğitimi. Son ana başlığımız temel bilimler. Bu ana başlığımızda özel ders formatında müfredat derslerini ihtiyacı olan ortaokul lise öğrencilerine sunmayı planlıyoruz. Mentörlük sistemimiz. Biz zorlandık, arkamızdakiler zorlanmasın düşünse sahip mentörlerimiz. Önlerine çıkan engelleri ve deneyimlerini paylaşarak yeni nesil gençler, okul çağındaki çocuklar ve hatta meraklarını canlı tutan yetişkinler için eğitim yolunu daha net ve sorunsuz kılacak. Gelir modelimiz. Projemiz temelde gönüllülük esaslı bir girişimdir. Bu sebeple bu amacımıza ters düşmeyecek şekilde web sitemizde entegre tanıtım ve reklam gelir modelini uygulamayı düşünüyoruz. İnsanların ilgisini çekecek ve faydalı olacağını düşündüğümüz dersler vermeye başlıyoruz. Ve bunu özgün bir arayüz ile benzersiz, ücretsiz, özel ders yapısını hayata geçireceğiz. Neden biz? Öğrenmek isteyen herkes maddi durumu, yaşı, uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve ikamet yeri ne olursa olsun web sitemiz üzerinden öğrenebilir. Mentörlerimiz ve eğitmenlerimiz, öğrencilere kendi çalışma veya ilgi alanlarına dersler verip tavsiyelerini paylaşabilir. Sistemimiz öğrenmek için öğret ilkesi üzerine çalışır. Öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz arasında bir sınır olmadan, öğrencilerimizin bir gün öğrendiklerini gelecek nesillere aktarabilmesi, mentor veya eğitici olanlarımızı geri dönmeleri umuduyla birliklerimizi paylaşıyoruz. Çok az bir kısım kaldı. Sistemimizin avantajları,
ücretsiz kurslar ve dersler, canlı ve interaktif dersler, herhangi bir hükümet veya şartın olmaması, dostça bir atmosfer ve her zaman her konuda yardım etmek isteyen insanlar. Öğrenen ve öğreten arasında sınırlı olmaması Türkçe eğitim. Ana hedefimiz gençlerin nerede olursa olsun bir şeyler öğrenmek, teşvik etmek. Dünyanın ancak modern bilime ve eğitime sunmuş gençler tarafından geliştirileceğine ve değiştirileceğine inanıyoruz. Sunumumuzu Nobel Barış Ödülü alan Malala'nın sözüyle bitiriyoruz. Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem dünyayı değiştirebilir. Takımımız adına ben Yusuf ve takım arkadaşım Beyza. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yusuf. Sorularını alabiliriz. Ben başlayabilir miyim uygunsa eğer? Tabii ki Güncan. Sunum için öncelikle çok teşekkürler. Benim herhalde hedefler arasında, Birleşmiş Milletler'in hedefleri arasında en hassas olduğum konulardan bir tanesi bu. Ben şunu biraz daha iyi anlamak istiyorum. Şimdi dünyada ücretsiz ve ücretli, daha affordable yani daha düşük ücretlere hizmet veren ya da eğitim veren diğer platformlar var. Örneğin işte özellikle üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar için Kunduz diye bir app var. Oradan soru çözdürebiliyorsun. Coursera var, oradan kurs alabiliyorsun. Ya da Udemy var, Khan Academy var. Çünkü biraz daha dil öğrenme ve kodlama konularını verdiğiniz için bunları örnek veriyorum. Lambda School var. Sizden hiçbir ücret almadan size bir üniversite eğitimi veriyor. Ve eğitimin sonunda eğer iş bulursanız sizden o zaman okulun ücretini alıyor. Şimdi Türkiye'yi ilk etapta hedeflediğiniz ve Türkçe içerik olacağını anlayabiliyorum ama özellikle sürdürülebilirlik projelerinin en büyük handikapı o gelir tarafı oluyor. Burada nasıl o kadar insanı bir araya getirip, özellikle bu kadar alternatif yabancı kaynak da varken, o kadar insanı bir araya getirip bu insanların sürdürülebilir bir şekilde bu sistemi devam ettirmesini sağlayacaksınız? Ben orayı pek anlayamadım. Biraz daha açıklarsanız sevinirim. Tabii ki. Bizim ilk etapta amacımız çok yani sizin de gördüğünüz gibi Türkçe eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Yani global bir amacımız ilk etapta yok. Ve hani küçük çapta başlamayı düşünüyoruz. Onu da şu şekilde düşündük. Bu şekilde gönüllülük esaslı eğitim vermek isteyen insanlar halihazırda mevcut. Yani bunları mesela sosyal medyadan ulaşmayı düşünüyoruz ya da kendi çevremizde bu tarz insanlar var. Biz bunları kullanarak ilk etapta vermeyi düşündük. Yani daha detaylı açıklamam gerekirse mesela 50 kişilik sınıflar halinde bir programlama eğitimi verilecek. Bu kesinlikle canlı yayında olacak. Zaten bizim sitemizin en büyük ayıran özelliği bu diğer bahsettiğimiz programlardan. Canlı yayın üzerinden insanlar sorularını interaktif bir şekilde sorabilecek. Yani mesela atıyorum YouTube üzerinden bir eğitim aldığımız zaman soruları sorsanız bile cevaplama süreci çok zor oluyor. Yani insanların aklında hep bir şey takılıyor. Yani bizim bunu elimine etmeyi düşünüyoruz. Yani canlı eğitim vererek. Teşekkür ederim. Sadece küçük bir feedback. Bence kaliteyi nasıl koruyacağınızı ve özellikle öğrencilerin gelişmesini nasıl takip edeceğinizi de bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Anlıyorum çok erken aşamada bence harika bir sunum hazırlamışsınız. Ama tekrardan dediğim gibi eğer bu projeye devam edecekseniz devamını da planlıyor olmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Gülcan. Yusuf merhaba. Çok teşekkürler. Benim de şöyle bir sorum olacak. Bayağı bir bu alanda aslında varlık göstermeye çalışan hem gelir hedefi olan hem olmayan kurum var. Sizin bence üniversite öğrencileriyle özellikle ve lise öğrencileriyle iletişim kurmaya yönelik bir modeliniz olması ve Türkçe içerik sunmanız bence bayağı önemli. Çünkü her zaman İngilizce içerik burası için uygun olmayabiliyor. Burada acaba çeşitli işbirlikleri düşünüyor musunuz? Böyle bir yol planınız var mı? Onu öğrenmek istedim. Bir de internetten aslında eğitim vermek yine ideal, çok güzel ama internet erişimi olmayan ya da cihazı yeterli kaliteye sahip olmayan insanlar için, öğrenciler için bir planınız var mı? Yine bayağı uzun vadeli bir şey ama varsa öğrenmek isterim. Şöyle cevaplayayım ilk sorunuzu. Öncelikle İşbirliği içinde değiliz. Şu an bunu ilerleyen etaplarda düşünebileceğimizi takım arkadaşımla kesinleştirirken şu an için pek olası durmuyor çünkü çok yeni bir startup. Az önce de söylediğim gibi biz çevremizdeki insanları ve bu konuda gönüllü olarak destek vermeyi sağlayacak insanları yanımıza almak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi zaten amacımız gönüllü bir eğitim olması ve gelir modelimiz de tamamen reklam üzerine dayalı. İnsanlara herhangi bir ücret almayacağız veya vermeyeceğiz. Onun haricinde ikinci sorunuzda da yani internet erişimi olmayan insanlar için tabii ki gayet zor olacak ama
şu anda da şöyle söyleyeyim, yani bir insan YouTube'dan yine bir şey izlemek istese illaki bir şekilde bir internet erişim olması gerekiyor. Yani rakiplerimizle karşılaştırdığımızda bu konuda bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü internet erişim şu an çok gerekli bir şey yani günümüz dünyasında. Yani o amaçta bir çözümümüz yok. Onu söyleyebilirim. Yusuf Bey, elinize sağlık. Ben de küçük bir şey sormak istiyorum. Şu anda hangi aşamadasınız acaba? Onu söylemiş miydiniz? Ben kaçırdıysam kusura bakmayın. Yani platform oluşturmuş muydunuz? Yoksa fikir aşamasında mı? Ben de onu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Şu an fikir aşamasındayız. Çünkü bu programla beraber başladık biz. IEEE'nin startup programıyla beraber başladık fikrimizi geliştirmeye. O yüzden herhangi bir platformumuz yok daha. Fikir aşamasında. Eğer bittiyse Yusuf'lara teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar Yusuf. Sırada Ödünçep var. Ödünçep hazırsa içeri alıyorum. İsmail, Oğuz hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar herkese. Hemen yayınımı açıyorum. Konuşmaya başladığınızda sürenizi açacağım. 5 dakika süreniz var. 1 dakika kala. 1 dakika kala. Sunumu görebiliyor mu herkes? Gayet net gözüküyor. Başlayabilirsiniz. Tamamdır. Teşekkürler. Merhabalar, ben Ödünçep ekibinden İsmail. Günümüzde artan dünya nüfusunun etkisiyle tüketim aşırı derecede arttı. Mesela hepimiz evimizi ufak bir gözden geçirsek, ayda yılda bir lazım olan ama yine de satın alınmış onlarca eşyanın olduğunu görüyoruz. Çünkü anlık ihtiyaç duyduğumuz her şeyi satın almayı tercih ediyoruz. Çoğunlukla bir tüketim bunları kenara atıyoruz. Bu şekilde hem bütçemize zarar veriyoruz hem de bu ürünlere olan talebi arttırmış oluyoruz. Bu aşırı tüketim aşırı üretim de beraberinde getiriyor ve dolaylı yoldan iklim değişiklikleri, küresel ısınma gibi birçok global krize sebebiyet veriyor. Biz Ödünçep olarak eşyaların birden fazla kullanıcı ile paylaştırılması sayesinde bir yandan ürünün daha etkin kullanımını sağlamayı hedefliyoruz. Diğer yandan bu paylaşım ekosistemiyle aşırı tüketim ve gereksiz satın alımları azaltabileceğimizi düşünüyoruz. Attığımız bu adımlarla dolaylı yoldan üretimi de sınırlandırarak üretim süreçlerinin doğaya olan zararlı etkilerini en aza indirebiliriz diye düşünüyoruz. Ödünçep ne yapar, nasıl işler? Nadiren kullandığınız bir eşya varsa bu eşyayı ihtiyaç duyan başkalarıyla paylaşıp gelir elde edebilirsiniz. Ya da ihtiyaç duyduğunuz bir eşyayı kısa süreli kullanmak için Ödünçep envanterinden, kurumsal sağlayıcılardan ya da bireysel kullanıcılardan ödünçleyebilirsiniz. Bu hizmetten mobil uygulama vasıtasıyla kapınıza teslimat ve temassız güvenli ödeme gibi olanaklarla kolayca faydalanabilirsiniz. Mesela Can, Can 21 yaşında bir üniversite öğrencisi, yeni eve çıktı ve odasına yeni bir kitaplık aldı. Montajını kendisi yapması gerekiyor, şarj matkaba ihtiyacı var. Peki yılda bir belki iki kez lazım olacak bir matkaba Can neden yüzlerce lira versin ve bu tüketim çılgınlığına ortak olsun? Ödünçep'ten istediği tarihte, istediği süre için ödünçleyebilir. Kapısından teslim olup yine kapısından teslim edebilir. Böylece paylaşım ekonomisini hareketlendirip gereksiz satın alımların önüne geçer, dolaylı yoldan üretimin azalmasını sağlar ve sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmuş olur. Bu ve bunun gibi örnekleri çoğaltmamız tabii ki mümkün ama ben biraz bu uygulamamızın kısa ve uzun vade planlarından bahsetmek istiyorum. Uygulamamızın pilot bölgesi olarak Can gibi öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettiği Ankara 100. yıl işçi blokları mahallesini seçtik. 100. yılda ikamet eden öğrencilerin kendi aralarında yardımlaşmak üzere kurdukları sosyal medya grupları var. Gruplarda yaptığımız araştırmada pandemiden önceki son 2 yılda öğrencilerin birbirleri arasında 500'den fazla ürün paylaşımı yaptığını gördük. Ayrıca yine ilk ya da pedagog kitlemiz olan aynı bölgedeki üniversite öğrencileri arasında bir anket yaptık. Yaptığımız ankette katılımcıların %70.9'u uygulamadan eşya kiralayabileceğini, %55'i de uygulama vasıtasıyla kullanmadığı eşyalarını kiraya verebileceğini belirtti. Bir de kurumsal tarafı var uygulamamızın. Kurumsallar ne diyor ona bakalım. Potansiyel kurumsal ürün sağlayıcılarımızla yaptığımız ön görüşmeler oldu. Bu ön görüşmelerde temasa geçtiğimiz 10 işletmeden 8 tanesi uygulama fikrine sıcak baktı ve eşya listeleyebileceğini bildirdi. Hem bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki bu tarz bir uygulamaya zaten ihtiyaç duyuluyor ve hali hazırda bu ihtiyaç hayatın olağan akışında bir şekilde karşılanmaya çalışılıyor. Bu ihtiyacın profesyonel ve güvenli bir uygulama vasıtasıyla karşılanması halinde pilot bölgemizde yüksek oranda kullanıcıya erişebileceğini düşünüyoruz.
Operasyon anlamda sistemimiz oturttuktan sonra önümüzdeki bir yıl içerisinde altyapımızda ve sahada güncellemeler yapmayı planlıyoruz. Bu güncellemelerle hizmet verdiğimiz bölgeyi genişletmeyi, uzun vadede yeni hizmet lokasyonları ve tedarik depolarıyla birden fazla büyük şehirde faaliyet gösterebilmeyi hedefliyoruz. Peki bu büyüme nasıl gerçekleşecek? Yani ödünç hep nasıl gelir elde edilecek? Gelirlerimizi 4 çeşit olarak ayırıyoruz biz. İlk olarak ödünç hep kendi envanterindeki eşyaları kiralayarak gelir elde edecek. Bu gelirin yanı sıra listeleyici ve kullanıcı arasındaki trafikten işlem başına alacağı bir komisyon olacak. Sonrasında kullanıcılara opsiyonel olarak sunulan ücret teslimat seçenekleri ve uygulama içinde yer alacak reklamlarla da kazanç sağlamış olacağız. Yani aslında bakarsak paylaşım ekonomisi kavramı gelişen dünya standartlarında çok büyük bir öneme sahip. Bundan 8 sene önce 2013 yılında paylaşım ekonomisinin global çapta ekonomideki payı 15 milyar dolardı ve PwC'nin yaptığı tahmine göre bu pay 2025 yılında 335 milyar dolar seviyelerine kadar ulaşacak. Bizim amacımız da hızla büyüyen paylaşım ekonomisine katkıda bulunmak, bu ekonomide yerimizi almak ve satın almak yerine kiralamayı teşvik ederek sorumlu tüketim sağlamak. Türkiye'de benzer konseptte girişimler var fakat şu anda ya vazgeçmişler ya da kısıtlı alanda kısıtlı ürün yer fazlasıyla hizmet vermeye çalışıyorlar. Biz ürün güvenliği ve sanal ödeme yöntemleri üzerinde yaptığımız çalışmalarla onlardan farklı olacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca operasyonel anlamda tedarik süreçlerini üstlenerek bu uygulamayı kiraya veren ve kiralayan taraflarını buluşturan klasik pazar yeri mantığından öteye taşıyoruz. 5 otlu bir Hacettepe'li 6 kişilik ekibimizle 9 aydır çalışıyoruz. Uygulamamız ve web panelimiz şu anda hazır durumda. Beta testerlarımız da şu anda başarılı bir şekilde işlediğini de görüyoruz uygulamanın. Yakın zamanda da uygulamamızı Epstore ve Google Play mağazaları üzerinden kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Sağ olun. Sorularınız varsa alabiliriz. İsmail çok dakiksin. Tam 5 dakika olduğunda bitirmiştin. Evet. Sağ ol. Sorular varsa alabiliriz. Bu kısımda oldu da bana yardımcı olabilir. Belki kamerasını açarsa. İsmail, ağzınıza sağlık. Ben belki şöyle bir soruyla başlayabilirim. Aslında Türkiye'de benzer oyuncular var, belirli sebeplerle büyüyemediler dedin. O sebepleri araştırdınız mı? Bir onu soracağım. Bir de o farklılık noktasında... Ben belki hızlıca bir şey sorabilirim. Kimse başlamak istiyor. Şu anda bir soru alıyorduk ama Erman... Gülce Hanım, Erman Bey konuşmaya başlamış sanırım. Evet, Gülce yine buradan başlamadı sanırım. Ben de bir anda... Affedersiniz. Sorun değil sanırım. Şöyle bitireyim yani bir bugüne kadarki rakipler neden başaramadı? Siz neyi farklı yapacaksınız? Aslında onun da kısa bir cevabını verdin. Tedarik dedin. Orayı biraz açar mısın? Yani orada sizin nasıl bir iş birliğiyle mi bunu yapmaya çalışıyorsunuz? Orada farklı yapmaya çalıştığınız bir şey var mı? Gördüğünüz. İsterseniz bu soruya ben cevap verebilirim. Şu an biz 3 tane daha önce bu tarzda denenmiş uygulama test ettik. Bunlardan biri aktif olarak çalışıyor. Diğer 2 tane başarısız veya şu anda yürürlükte olmayan olarak niteleyebileceğimiz uygulamaların sıkıntısını biz şöyle test ettik. Bu uygulamalarda customer to customer sistemi benimsenmiş ve bu şekilde olduğu için operasyonel anlamda insanların uygulamadan beklentisini çok verimli bir şekilde karşılayamıyorlar. Yani bir eşyaya ihtiyacımız olduğunda, anlık bir ihtiyacımız olduğunda özellikle kısa vadede karşı tarafa mesaj atıyorsunuz, o kişi size dönüyor, dönmüyor, bildirimi görüyor, görmüyor. Veya müsaitliği eşyayı teslim etme aşamasında gidip onu alacak veya o size getirecek müsaitlik durumları uyuşmuyor. Bu şekilde, bu yüzden de uygulamadan beklentinizi tam olarak karşılayamıyorlar. Sonuçta siz bir eşyaya ihtiyaç duyuyorsunuz, ödünç almak istiyorsunuz, kiralamak istiyorsunuz. Ama bu süreç çok uzuyor ve verimli olmadığını düşünüyoruz. Biz bu konuda farklı bir konsept geliştirdik. Sunumda da bundan bahsettik. En büyük gördüğümüz başarısızlıklarına yol açan sıkıntı bu. Bu şekilde biz bu yönü güçlendirerek daha güçlü bir şekilde operasyona geçmeyi düşünüyoruz. Yani zaten ben de bir şey eklemek istiyorum. Yani zaten hem ödünç hepin kendi bir eşya envanteri olacağı için biz direkt ekiplerin sayesinde yani sağ ekipleri sayesinde bu eşyaları kullanıcılara ulaştırabilme aşamasında da bir avantaja sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bir de tabii işte kurumsal kısmı katıyoruz. Kurumsal kısmı katınca o da bir fark yaratacağını düşünüyoruz yani. Zaten bu işi yapan insanlar da ödünç app vasıtasıyla hedef kitlelerini büyütebilirler diye düşünüyorum. Gülce Hanım, sorunuz hala cevaplanmadıysa sorabilirsiniz.
Erman çok affedersin bu arada. Erman'ı duymadım ama girişimci arkadaşları duydum. Çok ilginç yani. Aynı oturumda bazı insanları duyabiliyorum, bazılarını duyamıyorum. Çok affedersiniz tekrardan böldüğüm için. Ben çok hızlıca şu noktayı anlamak istiyorum. Şimdi sürdürülebilirlik anlamında okey. Paylaşım ekonomisi okey. Bunun dünyada modelleri var ve giderek de büyüyen, rakip demeyeyim ama örnekleri var farklı coğrafyalarda. Sadece şu noktaya takıldım. Öğrencileri, bunu da anlayabiliyorum aslında hani hedeflediğiniz profilden dolayı. Öğrencileri ve küçük bölgelerde başlayacağınızdan bahsettiniz ama bu işin büyümesi için, ele gitmesi için aslında sizin daha büyük yerlerden başlamanız gerektiğini ben düşünüyorum. Orada büyüme noktasında nasıl yol izleyeceksiniz? Biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi dediğiniz gibi biz öğrencileri ilk başta hedef olarak seçtik. Ama sunumda da belirttiğiniz gibi biz saha araştırması yaptık. Çeşitli insanlarla görüştük. Ve mesela bir görüşmenizden örnek vermem gerekirse bisikletçiye gittik. Oradaki beyefendiye uygulamanın operasyonel olduğunda bisikletleriyle uygulamada yaralı almak istemeyeceğini sorduk. O konudan önce bisikletçi abi diyeyim bize çok beğendiğini söyledi kendisi. Ve hatta birkaç gün önce yaşadığı bir olaydan örnek verdi. Dedi ki ben mesela 2 gün önce bir şarjım atlama ihtiyacım oldu. Etraftaki esnaflara sordum, hiçbirinde yokmuş. Gittim mecbur bir tane yenisini aldım dedi. Ama dedi işte siz olsaydın dedi sizden kiralardım gerçekten dedi. Çok beğendiğini söyledi. Hani bu yönde baktığımızda yetişkin kitleye de hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Uygulamanın nasıl gelişeceğini sordunuz. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Zaten mesela PlayStation'cılar var. Bu insanlar PlayStation kiralıyorlar. Ama bu yüzde bir iletişimle sağlanıyor. Veya bisikletçiler bisiklet kiralıyor veya bunu türetebiliriz başka esnaflar, esnaflıklarıyla da. Biz bu insanlara da bir pazar yeri fırsatı sunmuş. Sanal ortamda bu insanlar daha fazla hedeflikte, daha fazla müşteriye ulaşmış oluyorlar bizim uygulamamızı kullanarak. Böylece hem customer olarak hem de küçük esnafı daha gençliklere ulaştırarak büyük bir yapı kurmayı hedefliyoruz, kümülatif bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Bu şekilde de büyümemizin de, gelişmemizin de kümülatif olarak artacağını düşünüyorum. Tam sorunuza cevap olduğunu bilmiyorum ama. Evet, oldu. Sadece bir örnekle daha net anlamak istiyorum. Örneğin ben bir fotoğraf makinesi almak istiyorum. 20 bin lira. Çok yüksek aslında bütçe olarak. Ya keşke almadan birkaç gün deneyebilsem nasıl bir şey diye düşünüyorum. Sizin platformunuz üzerinden böyle bir şeyi kiralayıp birkaç gün kullanıp geri verebileceğim. Yani aslında sadece matkap değil olay. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Zaten bu bizim rakiplerimizden Bumerang'la diye bir uygulama vardı. Daha önce iki çekirdek mühendisinde yer aldık diye biliyoruz. Onların asıl mottosu da buydu. Üzerine durdukları konu buydu. Pahalı veya önemli bir ürünü satın almadan önce denemek isteyen insanların uygulamaları vasıtasıyla denemelerini vaat ediyordu. Onların mottosu da buydu. Biz de tabii ki bunu uygulama içinde yer almasını istiyoruz. Batuhar, zaman var mı? Yoksa... Bir dakika daha vaktimiz var tamam. Ama 10 saniyede söyleyebilirsek 50 saniyede cevap alalım. Şimdi tabii satın alma alışkanlığına karşı bir savaş açmışsınız. Bence çok da doğru bir savaş. Fakat burada ciddi şekilde bir ödünç verenin güvence altında olması gerekiyor. Yani bir sigorta sistemi veya başka bir şey ne düşünürüz bununla ilgili? Şöyle bir şey düşündük. Bizim global çapta da bir tane rakibimiz var aslında. Singapur merkezli bir uygulama. İsmi MyRent olması lazım. Rent for me olması lazım. Diyorum. Orada kurumsallaşmışlar ve kurumsal anlamda başarılı olduklarını gördük. Uygulama içinde yer alan tüm eşyalar Aksa Sigorta bünyesinde sigortalanmış olarak listeleniyor. Aksa Sigorta ile bir anlaşma yapmışlar. Biz de bu yöntemi çok beğendik ve kendimize de adapte ettiğini düşünüyoruz. Ama tabii ki bunun için belli bir kurumsallaşma adımlarını atmamız lazım önce. Bu yolda da işte bir yatırım bekliyoruz. Daha kurumsal olmak adına. Biz de bu şekilde ürünlerin garantisini kullanıcı, yani ürün sahibi insan için sağlamayı düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz Oğuz ve İsmail. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerlendirmelerinizi tamamladıktan sonra Fulya ekibiyle devam edeceğiz. Tamam, süper, süper.
Betül Hanım, Şafak Hanım. Tamam. Tamam. Gülce Hanım sizde de tamamsa devam edelim. Sanıyorum. Evet. Tamam. Değilmiş sanırım. Şu an, pardon, evet, şu an tamam, kusura bakmayın. Kule ekibiyle devam ediyoruz. Kadir, hoş geldiniz. Merhaba. İstediğiniz zaman sunum başlatabilirsiniz. Tamamdır, ekranımı paylaşıyorum hemen. Merhabalar. Merhabalar. Başlıyorum. Başlayabilirsiniz. 5 dakika vaktim. Değerli dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Fulle akıllı araç, verimlilik, sürüş ve maliyet takip sistemi projemiz hakkında bir sunum gerçekleştireceğim. Önce proje ekibimizle başlayalım. Ben Berkin, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ekip arkadaşlarım Kadir ve Osman ise sırasıyla Endüstri 4 ve Makine 4. sınıf öğrencileri. Ekibimizin farklı alanlardaki tecrübeleriyle projeyi başarılı bir şekilde yürüteceğimize inanıyoruz. Projemizin temelindeki probleme gelecek olursak, Avrupa Birliği raporlarını incelediğimizde akaryakıt tüketim verimini artırmak için yapılan ARGE çalışmaları yılda yaklaşık 130 milyar doları bulmakta. Bu maliyet genel olarak araç şirketlerinin motor geliştirmeleri ve akaryakıt firmalarının solüsyon çalışmalarından kaynaklanmakta. Sektördeki son kullanıcı olan araç sürücüleri ise uygun fiyatlı ve kaliteli akaryakıt ve istasyon arayışında teknolojik çözümlerden mahrum. Bununla birlikte dünya karbon emisyonu %16.2'si ulaşım ve lojistik kaynaklı çalışmalar sonucu salınmakta. Birleşik Devletler'de bu oran %28'i, Avrupa Birliği'nde ise %32 dolarlarına çıkmakta. Fulle olarak bu problemlere sunduğumuz çözüm ise son kullanıcıya teknoloji tabanlı hesaplı yıkık çözümleri sunarken bu hizmetler esnasında elde edilecek verilerin işlenerek sektöre sağlanmasıyla verimlilik doğrulaması yapılarak sektördeki ARGE çalışmalarına anlamlı katkılar sağlamak olacak. Ayrıca elde edilen verimlilik ile de karbon ayak izi önemli ölçüde azaltılacak. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine farklı noktalarda doğrudan ve dolaylı katkılar yapmış olacağız. İlgili Birleşmiş Milletler'in başlıklarını da burada görebiliriz. Dilerseniz biraz projemizin sürecinden bahsedelim. Kullanıcılara sunacağımız akaryakıt fiyatları, maliyet raporları ve grafikleri, notalama asistanı ve kıyaslama robotu gibi hizmetleri sunarken görüntü işleme teknolojisini de kullanarak kullanıcı verilerini toplayacağımız uygulamamızdan elde edeceğimiz abonelik ücretleri ilk gelir kalemimizi oluşturacak. Toplanan verilerden büyük veri yönetimi kapsamında yapılacak analizleri KVKK kapsamında 3. parti işletmelerle paylaşarak bir diğer hizmetimizi ve gelir kalemimizi oluşturacağız. Sonuncu gelir kaynağımız ise uygulama için reklam gelirleri olacak. Uzun vadede akaryakıt firmaları ve araç üreticileriyle yapacağımız hem ticari hem teknolojik ortaklıklar ile de hizmet boyutumuzu genişletmeyi hedeflemekteyiz. Süreç boyunca geniş bir platform görecek olacak mobil ve web uygulamalarımız, sisteme veri girdisi sırasında kolaylığı ve doğruluğu artıracak görüntü işleme teknolojilerinin kullanımı, verilerin işlenmesi ve sunulmasındaki büyük veri yönetimiyle kullanıcı tercihlerine göre optimal yakıt alım sıklığını ve optimal yakıt alım rotasını verecek olan optimizasyon algoritmalarımız ile de hizmetimiz teknoloji tabanlı ve yenilikçi bir hizmet olacak. Burada örnek arayüzümüzde ise uygulamamıza görüntü işleme ile yakıt alım verilerinin girişini, diğer marka model araçlarıyla kıyaslanma robotunu, istasyon haritalandırmasını ve fiyat gösterimini ve kullanıcı maliyet dökümlerini nasıl hayata geçireceğimizi görmektesiniz. Uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığımız verilerin girdi otomasyonunu artıracak ve topladığımız verileri çeşitlendirip daha kapsamlı hizmetler sunmamızı sağlayacak OBD2 cihaz broşürünü de burada görebilirsiniz.
Bütün bu hizmetler ve çalışmalar sonucunda sürüş bilinciyle sektördeki bilgi birikiminin artırılması gibi sektöre ve topluma sağlanan katma değerin yanı sıra da teknoloji trendlerine de uygun ve sahip olduğu uluslararası kullanım potansiyeliyle de teknoloji ihracatında projemizin önemli bir değer yaratacağına inanmaktayız. Rekabet ettiğimiz sektörleri 3 ana başlığa ayırdık. Akaryakıt fiyat paylaşım uygulamaları, yakıt maliyet gider takip uygulamaları ve sürüş takip sistemleri. Proje çıktığımızın ortaya koyduğu farkları ve kıyaslamayı bu tabloda detaylıca inceleyebilirsiniz. Burada özellikle çatı bir platform olarak hizmet sunacak olmamız ve hizmetleri sunarken de yenilikçi teknolojik yöntemleri kullanacak olmamız projemizin rakiplerinden en önemli farkları. Her üç sektörde de ulusal ve uluslararası rakiplerimiz bulunmakta. Bu grafiklerde de bahsi geçen sektörlerin ana oyuncularını ve pazar büyüklüklerini görebilirsiniz. Sektördeki temsilcilerden aldığımız niyet mektubu ve yapmış olduğumuz anket çalışmaları da vermeyi hedeflediğimiz hizmetlerin ihtiyaçlarla tutarlılığı konusunda tatmin edici sonuçlar verdi. Projemizi hayata geçirmeyi planladığımız 4 ana iş paketinden oluşan yol haritamızı burada görebilirsiniz. İlerleyen süreçte de cihaz üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. Son olarak da ana kalemlerimiz olan uygulama abonelik ücretleri, reklam gelirleri ve partnerlik ücretlerimiz ile 4 yıllık tahmini cirolarımız burada. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sorulara geçebiliriz. Umarım şu an birinin sözünü kesmiyorumdur. Yok hayır kesmiyorsunuz. Bir sessizlik mi yoksa birisi mi konuşuyor artık emin olamıyorum. Sessizlikti. Okay, çok hızlıca sormak istiyorum sorumu zamanla iyi kullanmak adına. Yani birincisi öncelikle çok kıymetli bir ekip bir araya gelmiş. Tebrik ederim sizi. Benim takıldığım iki tane nokta var. Birincisi defalarca akaryakıt dediniz. Bildiğiniz gibi artık Türkiye olarak bakmıyoruz biz girişim projelerini değerlendirirken. Çünkü global olmak zorunda her şey. Globale gitmek zorunda gibi bir yerde. Bütün dünya fosil yakıtları bırakıp elektrikli arabalara geçiyor. Hatta Avrupa'daki devletler teşvikler veriyorlar. Bitireyim sonrasında hepsini yürüden yanıtla. Tabii. Böyle bir durumdayken özellikle akaryakıtla alakalı söylediğiniz noktada ya bundan bir 8-10 yıl sonra pazarın yüzde kaçında akaryakıt kullanan fosil araçlar olacak? Ben bundan pek emin değilim. O yüzden pazar konusunu sizden bir daha duymak istiyorum. Bir de burada kullanıcı verilerini paylaşmaktan ve onlar üzerinde tekrardan proje ya da gelir kaynakları üretmekten bahsettiniz. Tekrardan özellikle Avrupa'da GDPR kapsamında herhangi bir kullanıcının verisini alıp bunu kullanmanız ve üzerine ticari bir şeyler inşa etmeniz çok çok zor. Bence bu noktada da iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Tekrardan sizden o pazar noktasını bir daha alabilirsem çok memnun olurum. Ben de tabii aslında tam aynı soruyu soracaktım. Kadir izin verirsen onu da ekleyeyim. Yani tam Güncel'in sorduğu soruyu. Ben 3 senedir elektrikli kullanıyorum ve gerçekten hani Türkiye'de çok yolun başında ama dünyada çok elektrik piyasası enteresan gidiyor ve gidecek. Bu sizin için de bir avantaj aslında. Aynı problem orası için de geçerli. Yani hem ev şarjı hem dışarıda şarj etme işi ve burada çok fırsat var. Hani bu tarafa da bakmanızı tavsiye edecektim ben de. Müsaadenizle ben şöyle başlayayım o zaman. Erkin sana zahmet açabilir misin bu? Birkaç sonraki slide, 2-3 saat sonrasına gidebilir misin? Ben durduracağım sana. Bundan sonraki slide. Evet, burada. Bunun bir öncesine gelirsen. Erkin. Burası. Şimdi kesinlikle yani biz sektörün trendlerinin farkındayız. Günün sonunda bütün araçların daha böyle elektrik araçlar tabanlı, istasyon merkezli bir sürece geleceğin farkındayız. Ancak hani bu süreç boyunca reddedemeyeceğimiz şekilde piyasalarda binlerce, on binlerce araba var. Ve bu dönüşüm ister istemez yıllar alacak. Biz bu yıllar boyunca bir günde bütün araçları elektrik arabaya çeviremeyeceğimiz için en azından süreç boyunca verecek olan zararı minimize etmeye çalışıyoruz. Bu bağımız aslında önümüzdeki bu 20-30 yıllık spektrumda bizim hala bu akaryakıt üzerine çalışmaların gerekliliği konusunda bir gayretimiz var. Bahsetmiş olduğunuz gibi projenin sonundaki hedefi de aslında uzun vadede belki akaryakıttan ziyade işte bu sefer de elektrik istasyonlarının sergilenmesi olabilir. Veyahut da yani uzun vadede muhtemel kuvvetli projelerden dönüşecektir. Ama bu değişim bir günde olmayacağı için yine de bizim bu geçiş sürecinde dünyanın bu %16.2'sini oluşturan karbon emisyonun sektörüne bir çözüm sunmamız gerekliliğini biz hissettik. Dolayısıyla hani geçiş süreci için bence hala kıymetli bir çalışma. Tabii takdir edersiniz ki uzun vadeli projenin devrileceğini biz öngörüyoruz. İkinci hususta ise verilerin biz
KVKK ile çalışan arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman avukat, bu verilerin anonimleştirilip sunulmasında ilk seferki gibi bir problem olmayacağından bahsettiler. Hani biz de bu bağımlı verilerini anonimleştirip sunup öyle işlemi planlıyoruz. Yani sizin bizatihi XYZ kişisi burada oturuyor, şu davranışa sahip değil, şu araç marka kullanıcısı bir kullanıcının yakıt davranışı, tüketim davranışı veyahut da seçmiş olduğu istasyon markaları. Hani veriyi anonimleştirip kullanacağımız için aslında birey bazlı bir kişiler veriyi ilerletmiş olmuyoruz. Bu bağlamda bununla ilgili bir çalışmamız olmuştu. Çok da uzatmayın ben. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben küçük bir ekleme yapabilirim hemen hızlıca. Elektrikli araçlarla ilgili boyutta da. Biz bu projeyi TÜBİTAK 1512 bireysel genç girişimine de hazırlamıştık. Orada çok daha kapsamlı bir dosya hazırladık. Tabii şimdi burada 5 dakikalık sunuma sığdıramıyoruz ama bizim MVP'mizde hedeflediğimiz şey şu an fosil yakıtları kullanan araçların buradaki yakıt tüketimini ve kullanıcıların tasarruflarını, maliyetlerini takip etmek. Bizim sunumda da belirttiğimiz bir rotalama asistanı fikrimiz var. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Bu bahsettiğimiz rotalama asistanı aslında elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle çok daha fazla önem kazanacak. Çünkü elektrikli otomobillerin şarjı şu an en hızlı bir şekilde şarj olabilen otomobille yaklaşık yarım saatte %80'lere gelebiliyor. Ve bu otomobilleri kullanmaya başladığımız zaman uzun yola çıktığımızda ya da şehir içinde de kullanırken bazen şarj etmemiz gerektiğinde şarj istasyonlarının konumları belki fiyatları da önemli olacak Türkiye'de ve şarj istasyonlarının sunduğu hizmetler çok önemli tercih noktaları olabilecek kullanıcı için. Bizim bu rotalama asistanında şu an dahi düşündüğümüz kullanıcı tercihlerine şu an tuvalet özellikleri, mescit özellikleri, akaryakıt firmasının özelliklerinden yola çıkarak hazırlanacak bir rotayı ileride elektrikli bir aracın rotalamasını yaparken de şarj istasyonunun yanında AVM mi var, nasıl bir kafe, restoran var, nasıl zaman geçirebilir? Bu tarz tercihlerden yola çıkarak elektrikli araçlar için çok önemli olacağını düşündüğümüz de bir rotalama planı üzerinde aslında çalıştık. Şu an sunumda bundan detaylı olarak bahsedemedik. Teşekkür ederim. Başkalarına da zaman tanımak adına çok küçük bir feedback verip bitireceğim. Venture Capital yatırımcıları yatırım yaparken potansiyele yatırım yapar. Yani 10 yıl sonra o şirketin 500 ya da 1 milyar dolar olmasına yatırım yaparlar aslında. Burada da hep büyüyen bir pazar görmek isteriz. Grafikler yukarıya gitsin diye. Genelde küçülen bir pazar, ya evet dönüşecek ama bu da zaman alacak noktası bizim mantığımıza biraz ters geliyor. O yüzden sizi anlıyorum ama orayı anlatırken bence biraz daha üzerine çalışmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Merful ekibi. Şimdi devam ediyoruz. Hemen sonraki ekibi alalım. Sıradaki ekibimiz çözene sor. Eğer değerlendirmeler tamamlandıysa tamam. Şafak Hanım, Günce Hanım. Tamam benim de. Hakan Bey. Gülce Hanım. Benim de tamam. Tamamdır. Çözene sor, hoş geldiniz. Merhaba herkese. Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyisiniz. Hemen iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sunumunuz hazırsa başlayabilirsiniz. Tabii ki. Hemen bir saniye rica ediyorum sizden. Ben öncelikle kameramı kapatmak istiyorum özür dileyerek. Çünkü biraz önce sorun yaşamıştım. Cevaplarken açacağım. Şu anda sıkıntı yoksa başlamak isterim. Yayınını görebiliyoruz. Tabii ki başlıyorum o zaman. Merhaba, ben Olcay Yavuz. Size bugün Çözene Sor platformundan bahsedeceğim. Çözene Sor, öncelikli olarak YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere hizmet veren, eğitimde fırsat eşitliğini savunan bir sosyal paylaşım platformu aslında. Çözene Sor ile öğrenciler şu anda ücretsiz sorular sorabiliyor, ücretsiz danışmanlık alabiliyor, blogları okuyabiliyor, çalışma odaları kurabiliyor, anketler oluşturabiliyor, ders notlarını okuyup çalışabiliyor, YKS sayacını takip edebiliyor, YouTube içeriklerimizden faydalanıp sosyal medyada bizi takip edip her gün kendilerine yeni şeyler katabiliyorlar. Ve bunlar şu anda yaptıklarımız, bunları yapan ve geleceğe emin adımlarla ilerlediğimiz harika bir ekibimiz var.
Gelecekte yapacaklarımız kısmında ise öğretmen soruyla başlamak istiyorum. Öğretmen soru aslında öğrencilerin kendi aralarında sorular sorarlarken öğretmene ihtiyaç duydukları durumda bir ücret vererek öğretmen sorularını sormasını kapsıyor ve öğretmenleri burada istihdam sağlarken öğrencilerin de bu ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyoruz. Özel derste bildiğiniz gibi artık her şey online ve öğrenci evlerinin sıcaklığında özel ders almak isterlerse onların özel ders alma hizmeti sunmayı planlıyoruz. Böylece yine öğretmenlere istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Yaptığımız pazar ve piyasa analizlerine bolca gördüğümüz üzere son zamanlarda özellikle üniversite sınavı için derece öğrencilerine ücretli mentorluk almak gerçekten çok moda şu anda ve öğrenciler çok fazla talep gösteriyor. Biz de bu imkanı kendi platformumuzda sağlamayı hedefliyoruz ve aynı şekilde üniversite sınavında üstün başarı göstermiş arkadaşlarımıza maddi destek kapısı olmayı hedefliyoruz. Çözen Soru mağazaları çeşitli ürünler satmayı yakaladıktan sonra Çözen Soru yayın evi olarak Çözen Soru kitapları çıkartmayı, STK'larla işbirliği, podcast yayını, sosyal yardım ve bilinçlendirme kampanyaları gibi birçok şey yapmayı hedefliyoruz ve şu anda da Türkiye'nin önünde gelen STK'larla konuşma içerisindeyiz, iletişim halindeyiz. Hedef kitlemiz üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, liseden mezun olmuş üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, KPSS sınavına hazırlanan öğrenciler ve liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler. Bunlar neredeyse 4 milyon kişi ve her yıl değişen, dönüşen 4 milyon kişi. Uygulamamız şu anda Google Play Store'da ücretsiz olarak bulunuyor ve App Store'da şu anda onaylanma aşamasını bekliyoruz. Yakın bir sürede de orada çıkacağız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Buradaki bazı ekran görüntülerini görebilirsiniz burada da. Sosyal medya hesaplarımızda ise harika ekibimizle aslında düzenli olarak içerikler üretiyoruz ve bu içeriklerde aslında son zamanlarda gerçekten öğrenciler tarafından özür dilerim, bir şey mi dediniz acaba? Devam ediyorum. Öğrenciler tarafından aslında çok fazla rağbet görmekte ve Nisan ayına baktığınızda 46 bin görüntülenme almış durumdayız sadece Nisan ayında ve %500'lere, %700'lere varan büyüme grafiklerimizi görebilirsiniz. Bizim projemiz aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına da hitap ediyor ve 4 numara olan eğitim kalitesi ve 10 numara olan fırsat eşitliği noktalarında biz de sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet ediyoruz diyebilirim. Gelir modelimiz ise dediğim gibi öğretmenin soru kısmı, ücretli özel ders, derece öğrencileri de ücretli mentorluk, kitle yakaladıktan sonra çıkartılacak olan kitaplar, çözen soru mağaza, reklam gelirleri, sponsor gelirleri ve yatırım gelirleri. Burada size rakip analizlerimizi paylaşmak isterim. Buradan daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Peki neden çözen soru? Neden çözen soru kısmında biz aslında çözen soru ekibi olarak öğrencinin sınav sürecinin maksimum verim almasını sağlayacak öğrenci dostu bir sistem geliştirdik. Bu sistem içerisinde öğrenciler ücretsiz soru sorabiliyor, danışmanlık alabiliyor, isterlerse öğretmenler için de etkileşim halinde olabiliyor, videolar izliyor, bloglar okuyabiliyor ve aslında birçok şey yapabiliyor. Ve biz bütün sosyal paylaşım platformunda, bütün sosyal medyalarda aktif olarak hizmet gösterip aslında öğrencilere oradan hitap ediyoruz ve gerçekten son zamanlarda öğrenciler özellikle YouTube gibi platformlarda, onlarda Instagram'da böyle yerleri takip edip kendilerine hem motivasyon sağlamayı ve hem de onları izlemeyi gerçekten çok seviyor. Burada büyüyen bir pazar var, büyüyen bir piyasa var ve biz de onda aktif olarak hizmet veriyoruz diğer rakiplerimizden ayrı olarak ve ayrıca aslında birçok şey yapıyoruz. Sadece bir noktaya odaklanmak yerine öğrencilere bir ekosistem oluşturuyoruz diyebilirim. Evet, aslında yaptığımız şeyin gerçekten büyük bir kısmı... 11 dakika. Teşekkür ederim. Büyük bir kısmı ücretsiz ve aslında öğrencilere yarar sağlamayı da hedefliyoruz bu noktada. Çünkü biz de yakın zamanda öğrenciydik. Ücretli kısımlar birazcık daha opsiyonel ama yaptığımız araştırmalara göre gerçekten onların da kullanılacağına inancımız son derece yüksek ve onu öngörüyoruz diyebilirim. Mesela örnek verecek olsam soru sormaya kendi işlerine soru sorabiliyorlar ama öğretmeye soru sorma kısmında birazcık ücret ödemeleri gerekiyor. Yol haritamız ise önce kullanıcı sayısı arttırmak gibi bunu çok güzel yapıyoruz şu anda. İş birlikleri platformumuzu geliştirme ve aslında en büyük hedefimiz Türkiye'nin en iyi platformu olma ve bu noktada emin adımlarla ilerliyoruz eğitim platformu olma. Büyüme grafiklerimizi buradan görebilirsiniz. 900'lere varan büyüme kullanıcı trendimiz var. Son 2 ay kalmasına rağmen YKS'ye bizim aslında kullanıcı çekiyoruz diyebiliriz hala. SWOT analizimizi görebilirsiniz. Canvas iş modelimiz. Beğendiğiniz için öğrencilerin verimlerini arttıracak bir sosyal medya geliştiriyoruz dedim. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kurumsal mail adresimizi buraya bıraktım. Bana ve ekibime oradan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler tekrardan. Biz teşekkür ederiz Oğulcan. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki Şafak Hanım. Tabii ki. Olcay, çok teşekkürler sunum için. Rakip analizi çok hızlı geçti. Acaba biraz anlatabilir misin o slide'a giderek? Biraz detay verebilir misin? Tabii ki, tabii ki. Seve seve. 5 dakika olduğu için süremiz bazen hızlı geçmek durumunda kaldım. Kusura bakmayın. Aslında bizim e-ödevden başlayacak olursam, e-ödev aslında öğrencilerin ödevlerine yardım etmesi için bir platform ve 3.6 milyon aylık olarak trafiği var.
ve aslında bu trafiğin içerisinde birçok öğrenci var. Fakat bu da göstermedim, eski sunumlarımızda vardı. Fakat biraz amacından sapmış durumda ve üniversite sınavında verim arttıracak ve öğrencilerin düzenli olarak orada sorular soracak. Çünkü öğrenciler soruları cevaplamıyor sadece. Başka soru tipleri de görüyor. Arkadaşların çözemediği soruları çözme imkanı buluyor. Yani illa ki orada birisi, o sistem içerisinde birisi o soruyu çözüyor ve birçok kişi yeni soru tipi görmüş oluyor. Yani bu sistemi birazcık sağlayamıyor evde. Bilgenç sadece bloklardan oluşuyor ve bizim de bloklarımız var. Ama bilgenç sadece bloklardan oluşuyor. Derecem.com mentor olmak isteyen öğrencilerle normal YK sınavına hazırlanan öğrencileri buluşturan bir site. Ve aslında onda da birazcık da nasıl desem, yani hani sistemin birazcık da aktifliğini yani bizim aslında oradan farkımız YouTube'da olsun, Instagram'da olsun veya kendi app'imizde olsun çok fazla şey yaparak öğrenci sürekli olarak bizim app'imize, sürekli olarak bizim ekosistemimize tutmamız diyebilirim. Kunduz'da ise Kunduz ücretli olarak sorularını soruyor. Ücretli olarak soru sorabilir ve ücretli olarak özel ders alabilecekleri bir platform. Ve orada aslında öğrenciler içerisinde etkileşim, öğrencilerin kendi arasında mesajlaşması, çalışma odaları kurması gibi aslında birçok şeyi yapamadıkları bir platform. Sadece soru sormak için yapıyorlar ve dediğim gibi yine öğrenciler kendi aralarında soru sorarlarken onlar da bir şey öğreniyor. Ben de böyle bir... Yani ben de öğrenciyken gerçekten böyle bir soru, arkadaşlarımın sorularını cevaplamayı çok seviyordum. Ve aslında bunun ne kadar yararlı olduğunu o noktada görmüştüm diyebilirim. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Yine cevaplamayı çok isterim varsa. Var mı sorumuz? Benim sorum yok ama sadece... katkı sağlayacak bir soru söyleyeyim. Sunumunu yaparken biraz daha yavaş konuşmaya çalış. Bazen takip etmekte zorlanabiliyor. Biliyorum zaman çok kısıtlı. Haklısın, sen de hepsini yetiştirmeye çalışıyorsun. Birazcık bir tık böyle yavaşlatırsan anlatımını takip etmesi daha kolay olabilir. Tabii ki Kuray Bey, haklısınız. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık bu arada. Çok güzel olmuş. Tebrik ederim seni. Çok teşekkür ederiz o zaman. Hakkı da ben sağlayayım o halde. Kuray Bey'in söylediği çok doğru. O kadar hızlı anlayamıyorum ben mesela. Daha mesela bunun %20, %30 şu kızında anlayabiliyorum. Bir de ekranda gösterdiğiniz şeyi ekranda görebilirsiniz sakın demeyin. Ya koymayın o slide oraya ya da illaki bir en azından 20-30 saniye anlatın. Biz göremiyoruz zaten. 10 saniyenin içerisinde bakamıyoruz. O yüzden öyle de bir şey tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten feedbackleriniz benim için çok değerli. Teşekkür ederiz Olcan. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Değerlendirmelerimiz tamamlandı. Baykuş Team ekibiyle devam edeceğim. Süper. Kuray Bey görüyorum. Erman Bey. Aslında her girişimden sonra bir dakikalık bir dedikodu süresi iyi olurdu. Böyle canlı yayındasınız. Çok dedikodu gibi olmayacak. Aramızda kalıyor zaten. Güzelliği o zaten o işin. Baykuş Team ekibiyle devam ediyorum. Herkes tamamsa. Süper. Barış hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Müsait olduğunu tespit ettin. Evet, hemen sunumu paylaşacağım. Şu an gözüküyor mu acaba ekranım? Şu an ekranını görebilirim. Görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyoruz. Sunumu açtım. Sunum gördüm. Şu an yükleniyor. Yüklendi, görebiliyoruz evet. Tamam, ben başlıyorum o zaman. Tabii. Takımımızın adı Baykuş Team. Orada bir Baykuş Team yazılmış. Ufak bir hata olmuştu başta. Bizler Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir. Daha doğrusu girişimimizin adı da Fırsat Baykuş'u. Bizler Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin birçoğunu karşılayan sağlam bir sosyal girişimiz. En başta karşıladığımız maddeler, açlar son, yoksullar son ve diğer görmüş olduğumuz maddeleri birlikte dolaylı olarak karşılayan bir girişimiz. Bizim ilgilendiğimiz konu burada gıda israfı ve açlık konusu. Birleşmiş Milletler 2018 verilerine göre dünya üzerinde yılda 1,5 trilyon dolar değerinde gıda israfı yapılmakta. Ülkemizde ise bu rakam 2017 TÜİK verilerine göre yılda 214 milyar Türk lirasına tekabül etmekte. Gıda israfıyla karşımıza çıkan en büyük sorun dünya üzerinde yapılan
toplam gıda israfının sadece, bakın sadece %25'i ile aç olan 821 milyon insan bir yıl boyunca doyabiliyor. Buna rağmen bu teknoloji çağında her 5 saniyede bir insan açlıktan ölmekte. Bu veriler Birleşmiş Milletler 2018 Paris raporu verileri. Ve gıda israfı ve açlıkla mücadele etmek için geliştirmiş olduğumuz bazı çözümlerimiz var. Bu çözümleri kademe kademe entegre etmek istiyoruz. İlk etapta mobil uygulama, yapay zeka ve donanım çözümleri. Devamında bizler gıda israfının üretim ve satış kısmındaki sorunu çözmek ile başlıyoruz işe. Bu bağlamda ilk etapta müşterilerimiz market, restoran, kafe, kurum, pastane gibi günlük ve haftalık gıda üretimi yapan işletmeler. Şimdi buradaki soru şu: işletmeler haftalık veya günlük satamadığı gıda ürünlerini gün sonunda çöpe atmak zorunda kalıyorlar. Örnek mesela sahada çalıştığımız bir esnaf lokantası. Şurada görmüş olduğunuz ürünler saat 10'da kapanan bir esnaf lokantasında direkt çöpe atılıyor. Ve ortalama işletme başına aylık gıda israfından doğan zararı işletmenin 6000 TL'si. Biz de diyoruz ki bu ürün işletmeyi kapanmadan 2 saat önce elinde hangi tarz yemek ürünleri kaldıysa bunu sistemimize yükleyelim, mobil uygulamamıza. Buradan çevredeki lokasyondaki kullanıcılara bu ürünleri listeleyelim. Artık gün sonunda şansı hangi yemek ve yiyecek kaldıysa kullanıcı bu ürünü mobil uygulama üstünden satın alıyor kredi kartıyla. Ve sistem ona bir kare kod üretiyor ve daha sonra işletmeye fiziki olarak kendi gidip sipariş ettiği indirimli ürünü çok kolay bir şekilde işletmeden alabiliyor. Gelecek vizyonu olarak da işte anlık stok kontrolü sağlayan donanım sistemi ve gömülü yapay zeka sistemini eklemek bir 6 ay içerisinde. Gelir modelimize gelecek olursak da aylık 30 TL, 45 TL ve 60 TL gibi sabit gelir paketlerimiz var. Bizlerin asıl amacı şehrin ve hayatın içinde olan gıda israfını engellemek ve buradan elde etmiş olduğumuz geliri düzenli olarak en az %50'lik bölümünü açlık sorunu yaşayan bölgelerde gıda yardımı ve sürdürülebilir tarım için kullanıma sunmak. Rakip analiz kısmına gelecek olursak da rakiplerimiz kısmında çoğu gıda israfı konu başlığı altında birleşiyoruz ama işi yapma şekli veya da gıda israfının kolu farklı oluyor. Bizim burada öne çıktığımız nokta fiyatlandırma, müşteri çeşitliliği, ürün çeşitliliği ve orta vadede üretmiş olduğumuz mobil uygulama ve girişimimizin içinde bulunan açlık fonu. Şu ana kadar İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, BTM, İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek ön kuluçka aşamalarına geçtik. Ülkede devam ediyoruz. Yazılım kısmını bitirdik. MVP canlıya 1 Haziran 2021 tarihiyle hazır olan 120 müşteriyle Gazi Osmanpaşa, Eyüp ve Bayrampaşa'da İstanbul'da çıkacağız. Ekibimiz yazılım ve pazarlama konusunda ben Barış Alcık, ortağım Hazal Coşkun, o da yazılım mühendisi kendisi. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Soruları alabiliriz fikirle alakalı, girişimle alakalı. Ben başlayayım mı bu sefer? Tabii ki Hakan Bey. Operasyonu nasıl yürüteceksiniz? Bunu merak ettim. Birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Çünkü burada ciddi bir lojistik ve operasyonel sıkıntı var. Bunu merak ettim. Şöyle hocam, burada aslında lojistik bir herhangi bir sıkıntı yok. Sonuçta müşteri seçmiş olduğu ürünü kendi yakınında bulunan gıda işletmesinden fiziki olarak kendi alıyor. Hani getir ya da yemek sepeti gibi biz onun evine götürmüyoruz. O yüzden bir lojistik sıkıntımız yok. Müşteri edinim konusunda da zaten biz gidip klasik şekilde yüz yüze ürünümüzü anlatıyoruz. Test ediyoruz bir hafta boyunca. Onaylayan işletmeleri listeye ekliyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz aslında bakılırsa. Ve anlaşmış olduğumuz işletmelerin çeşitli yerlerine de şu aşağı yukarı A4 boyutunda posterlerimiz var. Mobil uygulama ne yapıyor gibi. Buradan gören bireysel kullanıcılar da ürünümüzü indirmeye başlayacaklar bu şekilde. Ben devam edebilir miyim? Tabii ki Güncan. Buyurun. Şimdi bir eklemem, yani feedback gibi aslında. Rakip tarafında iki tane daha bence Türkiye'de olan ve tamamen aynısı olmasa da %90 sizinle aynı işi yapan iki tane app var. Bence onları eklemeniz gerekiyor. Favor app ve Oreca tarafı. Bence bunu yapmak için
çok doğru bir zaman ve bence Türkiye gibi bir ülkede de çok fazla ihtiyaç var. Ama tek benim hani nasıl aşacaklar dediğim nokta her zaman şu oluyor. Burada ciddi bir aslında insan alışkanlığını değiştirme noktası var. Yani Türkiye'de kültürel bir şey bu. İnsanlar zor durumda olsalar da dışarıya hep iyi göstermeye çalışıyorlar ya da bunu kabul etmemeye çalışıyorlar. Yani ben bunu yapar mıyım, gidip oradan bunu alır mıyım tarzında. Orada belki biraz şeyden bahsedebilirsin. İlk kullanıcılarınıza ulaşırken, onları elde ederken ne tür metotlarınız olacak? Ya şöyle aslında normal koşullarda pandemiyi kenara bırakıyorum. İlk etapta üniversite öğrencilere inanılmaz şekilde hitap gelişimi aslında bakılırsın. Çünkü üniversite öğrencileri 5 liranın bile hesabını yapmak zorunda kalıyor çoğu zaman. Özellikle şehir dışında ailesinden uzak yaşıyorsa. Direkt onlara ilk etapta hitap etmeye başlayacak bir kullanıcı alışkanlığı oluşturduktan sonra ev hanımlarının da ev bütçesine katkı sağlanması açısından çok büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz. Saymış olduğunuz girişimlerden biz farklı olarak şunu yapıyoruz. Onlar hazır paketler satıyor. Aslında bakıyorsa To Go var Amerika merkezli. Biri onun copy paste yapmışlar. Şöyle hazır 15 TL'lik bir paket satıyorlar size ya da 20 TL'lik, 30 TL'lik. Gün sonunda şansınıza gidiyorsunuz, o paketi alıyorsunuz, içinden ne çıkarsa. Salata da çıkabilir, kurabiye de çıkabilir, börek de çıkabilir. Bizimkisi farklı. Simit mi alacaksınız? 1 TL ödüyorsunuz, gidip simitinizi alıyorsunuz. Poğaça mı alacaksınız? Bu şekilde ürünleri tek tek, yani bir paket halinde sunmuyoruz kullanıcıya. Bahsettiğiniz için tekrar incelemeni rica ederim senden. Teşekkür ederim açıklama için. Ben teşekkür ederim. Günce Hanım'ın sorusuna bir ilave yapmak isterim izninizle. Acaba burada pazarlarınızı seçerken öncelikli pazar bölgeleri seçiyor musunuz? Yani semtlerin, diyelim ki bir ilçede ya da ilde semtlerin sosyoekonomik düzeyini gözeterek bir öncelikli pazar listesi oluşturdunuz mu? Böyle bir, evet hocam, saymış olduğum ilçeler zaten İstanbul'un sosyoekonomik anlamda biraz ortalama 6 ilçeleri. Gazi, Osman Paşa, Bayrampaşa, Eyüp, devamında Sultan Gazi ve buna benzer işte Esenyurt, Esenler gibi çeşitli ilçeler ekleyeceğiz. Burada zaten direkt karşılık bulacağına inanıyoruz. Daha sonra hani bu tarz girişimler işte yemek tarz, yani yemek dikeyinde, yiyecek dikeyindeki girişimler genelde hep Maslak civarında başlarlar vesaire. Biz onlardan farklı olarak zaten hitap ettiğimiz bölgeler burası. Buradan başlamayı seçtik ve bu bölgeye hakimiz ve tanıyoruz. Teşekkür ederiz Barış. Ben teşekkür ederim. Bir iki dakikamız daha var Günce Hanım. Hemen hızlıca şeyi söyler misin Barış, rica edeceğim. Ürün şu anda hangi aşamada? Ya, mobil uygulama kısmı bitti. Şimdi burada stok takibini kolaylaştırmak açısından bir donanım sistemi geliştiriyoruz. Onun da belli bir kısma kadar geldik. Ama tabii bunları sırayla ekleyeceğiz. Yani ilk önce mobil uygulamayla başlayıp daha sonra bu donanım sistemini eklemek. Bu da işte orta vadede bizi tamamen rakip sıkılıyor aslında. Mesela burada en zor kısım zaten daha büyük işletmelerde stoğu takip etmek. Özellikle büyük market zincirlerinde. Sanıyorum tamamdır. Teşekkür ederiz. Başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Değerlendirmeleri tamamlamanızı bekliyorum. Tamamdır. Ver. Tamam. Benim de tamam. Tamamdır, süper. Peltier takımıyla devam ediyoruz. Beyza hoş geldin. Bizi duyabiliyor musun? Mikrofonu kapalı. Eğer konuşuyorsan şu an seni duyamıyoruz. Merhaba, hoş bulduk. YouTube açık. Hemen kapatıyorum. Tamam. Tamam. Ben ekran paylaşıyorum. Evet, şu an geldi mi? Gayet net gözüküyor. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Şu an başlıyorum. Herkese merhaba. Ben Reyhan Beyza. Baykan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Girişimcilikle ilgili çevremdeki hareketlenmeler sonucunda heyecanlandım ve birkaç projeye katıldım. En sonunda da Startout yarışmasına katılmak istedim.
dedim, meslekler arası öğrenme ile ilgili bir bitirme tezi yazıyorum. Ve burada farklı meslek grupları disiplinleriyle bir araya gelebileceğim için çok heyecanlıydım. Ekip arkadaşı kazanamasam da çok güzel eğitime bilgi kazandım. Healthier uygulamasına geçersek, Healthier akıllı baş, sağlıklı ayak sloganını kendisine misyon edilmiş bir uygulamadır. Akıllı başın sefasını sadece ayaklarımızın fotoğrafını çekerek sürebileceğimizi söylesem ne düşünürsünüz? Kronik bir rahatsızlığın önüne geçilebilecekse bu şekilde neden olmasın? Healthier, telefonların fotoğraf hafızası ile diyabetli hastaların ayak bakım rutinlerini birleştiren ve oyunlaştırma teknolojisinde bunu entegre eden bir uygulamadır. Diyabet gerçekten önemli bir hastalık mı dediğimizde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 3. maddesinde sağlık ve kaliteli yaşamda kronik rahatsızlıkların da önüne geçilmesi maddesi yer alıyor ve burada diyabet de büyük bir başlığı dolduruyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun yayınladığı kılavuza baktığımızda, diyabet ülke kıta ayırt etmeksizin her bölgede artan bir kronik rahatsızlık. 2019 verisinde 463 milyon kişinin diyabet hastası olduğu, 700 milyon kişinin 2045'te hasta olma riski bulunduğu söyleniyor. Peki diyabetik ayak bizde burada neyi temsil ediyor? Herhangi bir diyabet hastasının %12 ila 25 oranında bu ülserasyonu geçirme riski bulunuyor ve ülserasyon sonucunda da ölüm riskinin 2,5 kat arttığını gözlüyoruz. Peki baktığımızda her şey kimin için tasarlanmıştır? 463 milyon kişi için mi? Hayır, tabii ki de. Bu diyabet hastalarında bir kan değerine göre sınıflandırıldığını görüyoruz. Hemoglobin A1C değerinin ısrarla 6,5 üzerinde olduğu gözlenen hastalar için biz aslında bu uygulamamızı tasarlıyoruz. Peki bu madem bu kadar önemli bir hastalık, günümüzde bu problem çözülmüyor mu dediğimizde, hastanelerin diyabet eğitim polikliniklerine aslında eğitim veriliyor. Fakat tek seferde eğitim oluyor. Ama bizim istediğimiz hastanın yaşam boyu bunu sürdürmesi, bu eğitimin bilincinde olması. Bu sebeple uygulama ayak kontrolü ve bakımına dikkat çekiyor. Hem bireyleri hem de devletleri önemli ve önlenebilir bir hastalık olan diyabetik ayak komplikasyonundan ve oluşturacağı sosyal, psikolojik ve farmakoekonomik yükten kurtarmak istiyoruz. Çünkü eğer diyabetik ayak dikkat edilmezse ileride amputasyon dediğimiz ayak kesimine kadar gidebilen ve çok travmatik hisler uyandıran bir yola doğru devam ediyor. Peki Healthier'in güncel yöntemlere göre avantajı nedir dediğimizde, hastalar zaman ve mekandan bağımsız olarak bu imkana ulaşabiliyor. Kırsal kesimdeki hastalar da kolaylıkla ulaşabiliyor. Burada sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden eşitsizliklerin azaltılması maddesinde burada görüyoruz. Hastalara oyun ödül sistemiyle hastalığın her zaman hatırlatılması ve her zaman dikkat edilmesi aşılanıyor. Hastaya bu süreçte yalnız olmadığı, çevresinde tek başına diyabet hastası ve diyabetik ayak hastası olmadığı da tesellisi diyeyim veriliyor. Her şey nasıl çalıştığını, sürenin kısıtlı olması sebebiyle geçiyorum. Mevcut çözümlere baktığımız zaman da Healthier'ı diğer doğrudan ve dolaylı rakiplerle karşılaştırdığımızda, hastayı diğer hastalardan haberdar etme konusunda bir teselli sunması açısından, oyunlaştırma teknolojisiyle her zaman hastayı aktif kılması açısından ve ayaktaki değişimi renkli ve sesli uyarılarla bildirmesi yönünden de diğer projelerden avantajlı görünüyor. Bunun yanında bilgilendirici içerik sunumu ve online olarak doktorlarla, podologlarla ve hemşirelerle iletişim haline geçebilme imkanı sunması açısından da dolaylı rakiplerle benzeşiyor ve burada amaçlar için ortaklıkların da olduğunu görüyoruz. Doktorlara, hemşirelere ve podologlara ulaşma imkanı buluyoruz. Sunumumun sonuna gelirken Dr. Michael Manford'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Yaratıcılık işe yarayan bir yeniliktir. Burada çok yaratıcı projeler dinledim. Herkese başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sorun ederiz. Tamam. Ben başlayayım yine. Tabii ki. Burada bir görüntü işleme teknolojisinden mi bahsedeceğiz? Yani ayaklarımızın fotoğrafını çekip aradaki farkları kıyaslayan bir teknoloji mi kullanacaksınız? Onu tam anlayamadım. Açıklayabilir misiniz? Evet, şöyle bir şey var. Şu an aslında bu yöntem radyasyon ultrasonların kıyaslanması için aslında kullanılıyor sağlık alanında. Biz bunu ayak formuna dönüştürmek istiyoruz. Dermatolog bir doktorla görüştüğümde mesela ayak tırnaklarındaki renk değişimi, ayağın üzerindeki kızarıklık değişimleri, beyaz renk değişimleri olsun, kuruluk olsun, bunların fark edilebilir bir şekilde data birikimi yapılarak
yüklenen fotoğraflarla karşılaştırma ile evet sizin ayağınızda bir değişim var, bir problem var. Önceki ayağınızdan farklı olarak böyle bir sorun ortaya çıkmış. En yakın doktorunuza başvurun ya da online olarak eğer dışarı çıkamıyorsanız mesela şu an pandemi dönemi 65 yaş üstü dışarı çıkamıyor. Online olarak doktorlarla iletişime geçebilirsiniz tarzında bir uygulama aslında. Offline olacak o zaman bu söylediğiniz. Yani görüntüler arasındaki bir karşılaştırmayı yapan bir yapay zekadan ziyade o görüntüyü değerlendiren bir uzman mı olacak? Hayır, yapay zeka üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Çünkü uzmanlar şurada aslında devreye giriyor. Evet bir değişim var, sistem uyarı veriyor. Ayağınızda hafta boyunca bir değişim gözlendi. Uyarı, renkli ve sesli bir uyarı açığa çıkıyor ve o doktoruna iletiyor. Yani normalde hastalarımız, ben staj yaptım eczanelerde de görüyorum, herhangi bir değişimi hafızalarında tutamıyorlar. Yani böyle bir problem var. Evet bu ayağımda vardı ama uzun süredir vardı hani gibi cevaplar alıyoruz. Ve bunun önüne geçerek aslında hastalık ayak fotoğraflarını yapay zekanın karşılaştırması ve burada bir değişim var, dikkat et uyarısını alıp doktoruyla görüşmesini bildirim olarak aslında hastayı hatırlatıyor diyebiliriz. Ben de bir soru sorayım. Beyza, elinize sağlık. Yani benim ailemde de şeker hastaları olduğu için problemin çok hani yaşayan birisiyim, biliyorum. Burada şeye hiç baktınız mı? Yani akademik olarak bu konuda bir araştırma yapılmış mı? Yani özellikle işte mesela ayakla ilgili bir paper var mı? Bunun değişimini takip etmekle ilgili kimse dünyada bir araştırma, bir paper çıkmış mı? Hiç bakma fırsatınız oldu mu? Biz eczacılık dersinde klinik eczacılık eğitimi alıyoruz. Orada hocalarımız tarafından aslında bize verilen bir eğitim bu, diyabetik ayak eğitimi. Hastaların ayak değişimleri fark edilebilir bir düzeyde aslında. Yani tırnak renklerinden tutun, ayakta gerçekleşen mantar enfeksiyonu, bakteri enfeksiyonu gibi hani. Çünkü şeker hastasında bunlar daha hızlı yayılıyor. Bunların başlangıç noktalarının farkındalığı yüksek. Yani aslında benim dermatologla görüşme sebebim de buydu. Hani gerçekten dışarıdan bakıldığında fark edilebilir bir şey mi diye. Ve gerçekten diyabet hastalarında hızlı ilerleyen bir süreç olduğu için en küçük bir renk değişiminin bile haber verilmesi gerekiyor. Ve işte bu anlamda aslında fark edilebilir olduğunu düşünüyorum. Ve araştırmalarda da hani genel anlamda hani ders içeriği olarak da bunun yanında akademik araştırmalarda da fark edilebilir olduğunu gördüm yani. Ben çok kısa bir şey sormak istiyorum. Çok teşekkürler sunum için de. Bu fikri geliştirirken, bu hale getirdikten sonra bu hastalığı yaşayan birileri ya da biriyle konuştunuz mu? Onların perspektifinden nasıl göründüğüyle ilgili olarak? Şimdi şöyle, direkt diyabetik ülserasyon geçiren biriyle konuşmadım. Çünkü biraz hassas bir konu. Çünkü ölüm riski kriterleri var. Çok gerçekten derin yaralar oluşabiliyor. Ama benim anneannem de diyabet hastası. Onunla iletişime geçtiğimde onun da ayaklarında hani mesela şekil bozuklukları meydana geliyor genelde diyabet hastalarında mesela. Onu görüyorum ve konuştuğumda hani ayaklarına herhangi bir şekilde bakım sağlamıyor. Yani önemsemiyor o konuyu. Tamamen kan şekeri regülasyonu üzerine aslında bir uygulamalar var. Genel anlamda da öyle. Dolaylı rakiplerimizde. Hep kan şekerini iyi tutalım. Kan şekerini işte beslenme alışkanlıklarımızı düzeltelim. Fiziksel aktivite yapalım. Ama diyabetik ayağı bireysel olarak dikkat çeken bir şey görmedim. Açıkçası hani ayağı konusunda da bir iletişime geçmedim. Hani ne düşünüyorsun ya da bir rahatsızlığın var mı gibi sormadım. Ama şekilsel anlamda bir sıkıntısı olduğu bariz bir şekilde görülebiliyor. Ya bunu sormamın da sebebi şu, çünkü uygulamadan fayda sağlayacak olan kitle onlar olduğu için aslında onların uygulamayı beğenip kullanabileceği bir formatta ve sıklıkta oluyor olması senin için de aslında bir kazanç sağlayacak. O yüzden onların perspektifini işin içine böyle harmanlamak önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ben biraz şeyde çok sıkıntı düşündüm. Hani mesela yaşlıların kullanma riski olabilir aslında bu bağlamda. Hani belki uygulamaya fotoğraf yükleyemezler gibi. Buna yönelik bir araştırma baktım. Orada da %55.9 oranında telefonda mobil uygulama kullanabildikleri verisi vardı.
Ve kendi anneannem bazında da düşündüğümde çok rahat bir şekilde fotoğraf çekebiliyor ve yükleyebiliyor. Aslında uygulama tasarımını da olabildiğince en kolay düzeyde aslında kullanıma sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kronik bir rahatsızlık ilerleyen dönemlerde mesela duyma problemleri, işte bildirim okuma problemleri ortaya çıkabilir. Mesela okuma problemi için de sesli komut özelliğinin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bunun hani uygulama nasıl kullanıyor kısmını anlatacaktım ama süre çok kısıtlı olduğu için geçmiştim. Teşekkür ederiz Beyza. Sonra çok devam edebiliriz. Soru tabii ki Erman Bey. Batur Beyza, aklınıza sağlık öncelikle. Ben mi kaçırdım ama ürün ne aşamada? MVP için ürün elinizde, önünüzde nasıl bir engel var? Onu soracağım. Bir de bununla paralel uygulamanın hani yapay zeka ile biz bunu analiz edeceğiz dedin. Peki uygulamanın bir network etkisine ihtiyacı var mı? Yani daha fazla insan çıktıkça daha verimli bir sonuçlar mı elde ediyorsunuz? Yoksa elinizde bir kural seti var da bunu mu yansıtıyorsunuz? Çok hızlı bir yanıt verebilirsen. Tabii ki de şöyle bir şey var. Ne kadar veri varsa o kadar kaliteli sonuç alacağız tabii ki de. Çünkü burada bir dataya ihtiyacımız bulunuyor. Onun için kullanıcı sayısı arttıkça bunun kalitesi de artacağını düşünüyorum ben. Şu an şöyle diyebilirim. Fikir aşamasında ama uygulamaya geçmeyi çok istiyor şeyindeyim, arasındayım diyebilirim. Yani ben açıkçası çok bu konuya hakim değilim. Nasıl uygulamaya çevrileceğini bilmiyorum. Ama işbirliği yani konusunda çok açığım. Yani çok isterim böyle bir uygulamanın hayata geçmesini. Teşekkür ederiz Beyza. Ben çok teşekkür ederim. Herkese başarılar, görüşmek üzere. Teşekkürler. Başarılar. Değerlendirmeleri tamamlamanızı bekliyorum. Tamam ben... benim. Tamam. Betül Hanım. Sanırım yapıyorsunuz. Gülce Hanım siz de sanırım daha tamamlamadınız. Çok affedersiniz. Ekranda herkesi, ekranda herkesi görebiliyor musunuz? Ben Erman Bey'i, Süleyman Bey'i göremiyorum. Benim kamera Gülce Hanım'da ekran görüntüsü yok. Hayır. Yani yükleniyor olarak herhalde. Şöyle Gülce Hanım. Gülce Hanım, bende de aynı problem var. İnternet kaynaklı. Evet. Tamam. Ben bir yandan YouTube'dan takip ediyorum. O yüzden hatta pek soru soramadım. Dinliyorum bir yandan YouTube'dan. Ses de gelmiyor hatta sunumlarda. Oradan takip ediyorum. İnternet kaynaklı maalesef. Bende de aynı problem var. O zaman iki kişiyi duyamıyorum. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim açıklama için de. Rica ederim. Ben herkesi görüyorum. Herkesi duyuyorum arkadaşlar. Harika görüyorsunuz burada. Nature ID ekibiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şu an görebiliyor musunuz? Yükleniyor. Şu an görebiliyoruz. Çok teşekkürler. Arkadaşım geldi mi? Ben sadece sunum ekranını görebiliyorum. Şu an onun da ekranı yükleniyor. Yüklendi, evet. Başlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ben Büşra. Merhaba, ben Aleyna Anur. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Nüfus Tasarımı 2. sınıf ön lisans öğrencileriyiz. Öncelikle herkese başarılar dileriz ve çok teşekkür ederiz. Önceki sunumumuzda sorun nedir, nasıl çözüm getirdik, çözüm getirmiş olduğumuz ürünlerin özellikleri nelerdi, bunlardan bahsetmiştik. Final sunumumuzda SWOT analizi, personalar, pazar büyüklüğü, gelir modelinden bahsedeceğiz. Ama geçmeden önce kısaca önceki sunumlara da değineceğiz. Sudaki yaşamı ele aldık. Sudaki yaşamın birçok sorunu var ve bu küresel bir sorun. Tüm dünyanın harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü başka bir ülkenin atığı bizim ülkemizde, bizim ülkemizin atığı başka bir ülkede oluyor. Ve ciddi rakamlar var. Küresel ısınmanın en başlıca nedenlerinden biri de aslında plastik atıkları. Asit miktarını arttırdığı için kritik durumlara bir derece kaldı. Dünya su altında kalıp ardından kuraklık yaşanacak.
Şu şekilde görüyorsunuz plastik ambalajlar hayatımızın her yerinde. Ambalaj farklı bir malzeme içilmesi gerekiyor. Eğer farklı bir malzeme içilmezse dünyamız yok olmakla yüz yüze. Geliştirmiş olduğumuz ürünlerden, tırnağımızdan şöyle hemen geçmek istiyorum ve kısaca bahsedeceğim aynı anda. Sıvı ambalajı, bakliyat ambalajı, sıvı ambalajları 1 litre, 1,5 litre ve paketleme ambalajları. Paketleme ambalajının özelliğinden devam edeyim. Paketleme ambalajları sürdürülebilir gelecek için bir yenilik getirmesi gerekiyor. Özellikle endüstri ürün paketlemede, montaj ürünlerinde, fabrikalarda günlük ciddi miktarda ürünler çıkıyor ve hepsi plastik ambalajlarda. Bunları önlemek için hani sadece evimiz gibi düşünmeyerek fabrikalarda, üretimlerde biyoplastik kullanılarak daha da dünyamıza yararlı olabiliriz. Ve yine kullanabileceğimiz ürünler, bu ürünler endüstride boru poşet olarak geçiyor ve istedikleri ölçülerde markaların, müşterilerin istediği gibi ayarlanabilir. Sıvı ambalajın özelliği kauçuk olması. Kauçuk özelliğinin olması ve böylelikle içerisindeki sıvıyı koruyabilecek kapağına kauçuk eklen, doğal kauçuk. Görmüş olduğunuz mavi atık yelken kumaşı. Yine yenilebilir yenilikçi tasarımıyla bakliyat ambalajı. Yine özellikleri eklendi. Aynı zamanda cezbedici olabilmesi için. Ürünlerimizin asıl hedefi ham maddesi. Ham maddesi biyoplastik. Biyoplastik olduğundan dolayı aslında ileriye baktığımızda biyoplastiğin pazarı şu an düşük dünyada. Fakat 2030'da pazarı çok büyük olacak ve omansızlaşma oluşmuş olacak. Çünkü biz atıkları kullandıktan sonra tüm dünya yayıldığında üretim yapılacak ve omansızlaşma olacak. Bundan dolayı da sürdürülebilir tasarımlar önceliğimiz olmalı. Sözü arkadaşıma bırakıyorum. Ben SWOT analizinden bahsetmek istiyorum. Ürünümüzün güçlü yönleri bakliyat ambalajının yeni bir özellik getiriyor olması ve derecimli alanlarda tasarruf sağlamasıdır. Paket ambalajımızın da dayanıklı olmasıdır. Zayıf yönlerimiz, çok şiddetli basınca maruz kalırsa ürünümüz patlak oluşabilir veya çok şiddetli ısıya maruz kalırsa deforme olabilir. Ürünümüzün fırsatları biyobozunur malzemeden oluşuyor olması, yani çevre ve su kaynaklarımızın tehdit oluşturmuyor olması, aynı zamanda yer kaplamadan alan tasarrufu sağlıyor olması. Ürünümüze karşı tehditleri de ürünümüzün geliştirebilir olmasıdır. Şimdi personelimize bakmak istiyorum, açıklamak istiyorum. Birinci personelimize genç bir hanımefendi görüyoruz, Mine Hanım. Ambalajik özellikleri, 30 yaşında Ankara'da yaşayan bir iç mimar. Davranışları plastik ürünleri ve doğada atık oluşturan diğer ürünleri tercih etmiyor kendisi. Cam şişeleri tercih ediyor. Cam şişeleri de her zaman kullanılıyor. Çünkü cam şişeler ağırlık yapıyor ve çok fazla yağ kaplıyor. Bu yüzden ihtiyacı da az, onun için az yağ kaplayacak. Ve ürünlerini her zaman, içeceklerini her zaman taze tutacak bir ürün ihtiyacı var. Personelimizi şu şekilde geçelim. Zaten eklemiştik dosyamızda. Pazar büyüklüğünden bahsedelim. Pazar büyüklüğü de şu şekilde endüstri ürün paketleme %50'sini oluşturuyor. Gıda sektörü %20'sini, diğer %20, %10 şeklinde. Biz 5 yıl içinde 2 milyon TL'ye ulaştık. Ama nasıl ulaştık? Belirli hesaplamalar yaptık. Fabrikanın tüm giderlerini ortaya koyduk ve giderlerimizi çıkardık ama en düşük bazda. Yani aslında biz ürünümüzü ne kadar satacağımızı bilmiyoruz. Ne kadar satacağımızı öğrenmek için ilk öncelikle üretime geçmeden önce satış yapmak istiyoruz. Yine de varsayarak ayda 1000 adet üreterek ilerleyen zamanlarda her yıl %25 büyüme ile oranlar koyarak 5 yıl içinde 2 milyon gibi bir kâra ulaştık. Dediğim gibi baz alarak yaptık ama amacımız ürünü üretime geçmeden önce pazara sunmak, pazarın ilgisini görerek üretimdeki hangi makinelerin alınacağı, hangi işlemlere geçeceği, hangi işlemleri baz alacağımızı ilk yılımızda karar vermek. Şu an süremizde olduğunu toparlarsan aslında sevinirim. Bu kısımdan daha fazla bahsetmem gerekiyordu. Ama çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Şu şekilde ben çok geçti ama son olarak söylemek istiyordum. Bizim logomuz... Nature Idea logomuz bir ağaç ve ağaç güneş, toprak, su, havadan beslenir. Kullandığı her şeyi geri verir. Bir büyüteciğin içinde doğayı bir büyüteye tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunlar için de harekete geçmeliyiz. Böyle bir bakış açısıyla böyle bir şey hazırladık. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkürler. Soru var. Alabiliriz. Tabii Koray Bey, buyurun.
Elinize sağlık arkadaşlar. Yani bence çok önemli bir konu. Yani giderek farkındalığın arttığı bir yerden bahsediyorsunuz. İnsanlar daha az paketli ürün almak ya da aldıkları paketli ürünün paketinin en azından doğa için daha sağlıklı olması konusunda farkındalık artıyor. Çünkü çok ciddi bir problem. Şeye bakabiliriz mi? Yani sektörde, Türkiye'de, dünyada. Çünkü çok trend yani. Çok ürün çıkıyor. İşte daha çok mesela kraft kağıt ürünler görmeye başlıyoruz. Sektörün gidişi bu yana doğru belli. Ama bu konuda başka alternatif neler var? İnsanlar nereye gidiyor? Onun maliyeti veya sizin geleceğiniz maliyet arasında bir farka bakma şansınız oldu mu? Koray Bey, baktık. Şu şekilde dünyada söylemiş olduğunuz gibi birçok alternatif var. Çakıl taşlarından hamak üretiliyor. Yani o kadar çok var. Araştırma aslında hepsini şu an tek bir kelimeyle söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Ama biz biyoplastiği yine ilerleyen zamanlarda hani startup ile başladık geliştirmeye, özür dilerim. Ondan dolayı da ekip arkadaşımızın malzeme mühendisi de olacak. Hani nerede geliştirmek istiyoruz ama geliştiremezsek biyoplastiğin ham maddesinin fiyatına, tüm ürünlerin fiyatına bakarak aslında gelir modelimizi çıkardık, fiyatları çıkardık. Her birimin her ürüne 91 TL gibi bir fiyat oldu böylelikle. Şu an Türkiye'de biyoplastikten böyle bir ham maddeden ürün üretildiğini araştırdığımızda göremedik. Ama dünyada çok fazla yaygın ama şu şekilde ürünlerin ham maddesinin satışını yapan küresel standartlara uygun firmalar, yerler bulunmakta. Türkiye'de böyle bir şey olduğunu görememiştik. Belki bizim doğru araştırmamız sonucunda bu şekilde. Başka soru varsa alabiliriz. Yoksa teşekkür ediyoruz Büşra'ya. Teşekkürler. Teşekkürler Büşra ve Aleyna. Elinize sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sunumlarımızı bu etapla birlikte artık tamamlamış olduk. Artık değerlendirme aşamasına geçeceğiz. Burada birkaç ufak noktaya değinmek istiyorum. Sizlerin, jürilerimizin verdiği bütün notlar, yani ilk aşamada verdiğiniz notlar, hangi takımlarımızın kaç puanla kaldığı, kaç puanla geçtiği, bütün her şey açıklanacak. Bunları bilmek hakkınız. Buradaki puanlamalar dahilinde tabii ki değerlendirme kriterleriyle neyden düşük aldığınız, neyden daha fazla aldığınızı öğrenebileceksiniz. Bu konuda her türlü eleştiriye de açığız açıkçası. Çünkü kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bu konuda hiçbir zaman %100'e vardığımıza inanmıyoruz. Bu konuda değerlendirme formu atılacak, bilgilendirmelerinizi buraya iletebilirsiniz. Aynı zamanda bir yatırım ödülü seansından da geçtiniz ve favorilerinizi belirlediniz. Burada takdir edersiniz ki şu an çok kısa bir zaman aralığında bütün yatırımları olduğu gibi açıklamak ya da oradaki kazanan yatırımları açıklamamız çok mümkün olmayacak. Bu yüzden bize çok kısa bir süre verin. Yarın, en geç yarın öğlene kadar biz size kimin ne kadar yatırım aldığını, hangi ödülü kazandığını, ne kadar alacağını açıklayacağız. Ancak bir 10 dakikalık aradan sonra biz değerlendirmelerimizi tamamladıktan sonra jürilerimizle birlikte ilk 3'ü ve ödülümüzü kazananları açıklayacağız. Geri kalan yatırım ödülünü kazananları da yarın öğlene kadar gene buradan ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklamış olacağız. Bize çok 10 dakika kısa bir ara verin. Notlarımızı toparlayalım. Hemen sonrasında birinciyi belirleyelim.
Arkadaşlar, heyecanla beklediğinizi biliyorum. Özellikle son 8'deki arkadaşlarımın heyecanla beklediğini biliyorum. Dediğim gibi tekrar şu anda bütün puanlamaları bugün içerisinde yayınlamamız mümkün değil. Ancak burada bütün bulunan jürilerimiz bütün puanlama hesaplamalarını gördüler. Dilediğiniz gibi hani bizden sorumluluk çıktıysa da en azından online göz önünde yapıldı bütün puanlı hesaplamaları. İlk üçlerimiz de onların göz önünde hesaplandı. Onlara da sorabilirsiniz dediğim gibi. Ben üçüncüden başlayıp birinciye doğru sonrasında da EtkiYap özel ödülümüzü kazananı da açıklayacağım. Kazanan arkadaşlarımızı tekrar bekleme odasına da bekliyoruz. Yayında da görmek, onlardan da bir iki cümle almayı çok isteriz. Üçüncü olan arkadaşımız, nasıl anlatsam, biraz da heyecan yaptırsam böyle dinleyenlere gerilim yaratayım. Çok televizyon kanallarında gördüğünüz gibi gerilim yapacağımı zannetmiyorum. Onlar daha profesyonel davranıyorlar bu konuda ama. Bir kadın girişimci, bir girişimci adayı güzel de bir noktaya değinmişti, farklı bir noktaya değinmişti. Biz jürilerimiz dahilinde üçüncüyü Healthier olarak belirledik. Üçüncü olan ekibimiz Healthier. Kendisini tebrik ediyoruz. Final bekleme odasına da bekliyoruz yayını almak için. İkinci olan ekibimiz birazcık daha deneyimliydi diğer yarışmacılarımıza göre. Ama onların da fikirleri güzeldi. Çok bekletmeden ikinci olan ekibimizi de açıklayayım. İkinci olan ekibimiz Baykuş Team. Kendisini tebrik ediyoruz tekrar. Onları da final bekleme odasına bekliyoruz. Ve birinci olan ekibimiz. Aynı zamanda EtkiYap özel ödülünün sahibi. Bu arada tekrar bir parantez açmak istiyorum. EtkiYap özel ödülünü kazanabilmeniz için normalde 2-3 içinde olmanız gerekmiyordu. Dediğimiz gibi EtkiYap kriterinin en yüksek puanını almanız gerekiyordu. Ve birinci olan ekibimizde EtkiYap özel ödül kriterinin de en fazla puanını alan ekipti. Heyecanlılardı. Ama güzel bir heyecanları vardı. Jürimiz de sanırım kendi enerjilerini beğenmiş. Çözene Sor ekibini final bekleme odasına alabiliriz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Beyza, hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. YouTube yayınını kapayabilirseniz çok sevinirim çünkü ses ikilem oluşturuyor. Evet. Hoş geldin, tebrik ederiz. Merhaba. Senden başlayalım. Nasıl geçti? Nasıl hissediyorsun? Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıydım. İlk sunumumda çok bağırarak konuştuğumu düşünüp hatta şey dedim, sanırım ben burada eğlendim dedim. Çok rahatsız ettim insanları dedim. Ama eğitim boyunca çok keyif aldım gerçekten. Hani sağlık öğrencisi olarak birazcık dedim ki herhalde yapamayabilirim diye düşünüyordum. Ama aldığımız eğitimlerde fikrin, problemin önemini her zaman bize vurguladınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de Kayseriliyim ve öğrendikten sonra dedim ki Hakan Bey'in Kayseri olduğuna tamam dedim. Bunu da dedim yapabilirim. Kayserilik tarafıyla bunu halledebilirim diye kendimi aktif ettim. Gerçekten eğitimi şöyle söyleyebilirim. Birçok proje yarışmasına katılıyorum. Mentörlük destekleri de aldığımız oldu arkadaşlarımla beraber. Çok keyifliydi burası. Çok ayrı eğitimler olduğunu düşünüyorum. Her bir başlığı ayrı ayrı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Personel olsun, MVP olsun, fikir aşaması olsun ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl bakmamız gerektiğini aslında bize öğrettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi başka bilmiyorum.
Çok tebrikler. Söylemek istedikleri bir şeyler var mı bu arada? Yok. Yok. Barış'la devam edelim. Merhaba herkese. Çok Olcan, mikrofonunu kapayabilir misin? Rica etsem. Aa, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Yani ben aslında girişimciliğin 2 yıldır içerisindeyim. Küçük adımlarla başladım. Yavaş yavaş öğrendim. Hacettepe'nin bu etkinliği yani ülkemiz genelinde yapılan birçok etkinlik gibi çok güzel geçti. Çok iyi eğitici şeyler öğrendim. Daha da öğrenmem gereken şeyler olduğunu da fark ettim. Notlar çıkardım kendime. Ekibim adına kendimizi daha iyi geliştirebilmek için de. Bizim için çok keyifli ve çok güzel şeyler öğrendiğimiz bir etkinlik oldu. Burada değerli birçok arkadaşımızla tanıştık. İşte değerli jürimize fikirlerimizi anlatma şeyinde bulunduk. Feedbackler aldık. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim herkese. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ederiz Barış. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz tekrar. Oğulcan, heyecanın geçtiyse konuşabilirsin. Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle sayın jürilerimize de teşekkür ediyorum. Bu etkinlik de gerçekten harikaydı. Çok teşekkürler. Burada olmak gerçekten harika ve hani emek verdik. Tüm arkadaşlarımız emek verdi. Hani bu emekler gerçekten karşılığını görmek de çok güzel. Yani çok teşekkür ederim. Çok mutluyum şu anda. Ve hani böyle girişimlerimize devam edeceğiz, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiçbir zaman durmak yok tabii ki. Bu girişimden sonra farklı girişimlerde de devam edeceğiz. Ve her zaman da insanlara yer sağlamaya çalışacağız girişimlerimizi. Sürdürülebilir kalkınma başlıkları doğrultusunda. Ve tabii diğer yardım edebileceğimiz her konuda. Yani tekrar teşekkür ederim. Bu başarı sadece benim, sadece Burhan Ömer'in değil. Aslında tüm Çözen Soru ekibinin ve aslında hepsine gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Gerçekten hepsini de çok seviyorum. Başka arkadaşlarına diyecek bir şeyleri varsa onlara sözü bırakmayı çok isterim. Ben burada bir ekleme yapabilirim. Geri kalan sıralamayı da paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Arkadaşlarımızın da kaç ne aldıklarını, hangi sıraya girdiklerini bilmeleri adına. Ödünç hep 4. olan ekibimizdi. 5. olan ekibimiz Nature Idea oldu. 6. olan ekibimiz Fulley'di. 7. olan ekibimiz Brüt Beton. 8. olan ekibimiz ise Kranes'ti. Bu ilk 8'e giren ekiplerimiz arasında. Dediğim gibi sizlerin gruplar içerisindeki sıralamalarınız ve buradan aldığınız puanlar bütün şeffaflığıyla hangi kriterlerle değerlendirildi, hangi kriterden kaç puan aldınız, bunların hepsi paylaşılacak. Ama takdir edersiniz ki bugün içerisinde bunların hepsini düzenlememiz ve sizlere aktarmamız çok mümkün değil. Biraz vakte ihtiyacımız var. Yarın öğlen saatlerine kadar buradan ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Ben tekrar bize destek veren mentorlarımıza, bugün vaktini ayıran siz jüri üyelerimize, yayında uğraşan IEEE Hacettepe ekibine, takım sorumlularına, herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir aylık bir sürecin içinden geçtik. Umarım bu süreç içerisinde hem sizler bir şeyler öğrendiniz, hem bir farkındalık sahibi oldunuz, hem de girişimlerinizi geliştirdiniz, kendilerinizi geliştirirken. Umarım gelecekte çok farklı etkinliklerde bir arada oluruz, çok daha farklı yerlerde bir arada oluruz. Şunu da söylemek istiyorum, ilk 8'e giren ya da giremeyen gruplarda yayınlanan arkadaşlarım, hiçbirinizin fikirleri diğer fikirlerden az daha değerli ya da çok daha değerli anlamına gelmiyor. Biz burada sadece birkaç tane kriter belirledik ve bu kriterler dahilinde en yüksek puan alan arkadaşlarımızı ödüllendirmeyi uyguladık. Ancak bu arkadaşlar ne unicorn olacak arkadaşlar, ne de siz girişimlerinizi batıracağınız anlamına gelir. Lütfen hayallerinizin peşinden gitmeye devam edin. Bizler geleceğiz. Geleceğe destek verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bizler geleceğiz dediğim gibi. Hani bir şeyler yapmaya devam edelim. Ben tekrar teşekkür ediyorum herkese. Teşekkürler. Biz de size teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ödül kazanan arkadaşlarımız, bizlerle iletişimde kalın. Yönlendirmeler konusunda sizlerle sürekli irtibatta olacağız. Herhangi bir sorunuz olduğunda tekrar bize danışabilirsiniz. Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kalın. Herkese çok teşekkürler. Hoşça kalın.